Evet, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Yılın son günlerini yaşadığımız bugün de bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Eminim hepiniz yoğun programlarınızda burada olmak için bir boşluk yaratmaya çalıştınız. Bu bizler için çok kıymetli, girişimcilik ekosisteminin gelişimi için çok kıymetli. Her birinize buraya gelmek için mutlaka bir zahmete katıldınız. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Benim adım Süha Soydan, Özdeğin Üniversitesi'nde Girişimcilik Destek Programları Müdürü olarak görev yapıyorum. Ve bugün sizlerle Özdeğin Üniversitesi olarak ve Kavlak Avukatlık Bürosu ile beraber gerçekleştirdiğimiz teknoloji girişimcileri için yatırım hazırlık programının demo dayı kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Özdeğin Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden bu zamana girişimcilik ekosistemi içerisinde aktif bir oyuncu olmaya ve ekosisteme katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu süreç içerisinde de ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşların sağlamış olduğu desteklerle de pek çok programı hayata geçirme, girişimcilere dokunma ve bunları başarıyla tamamlama fırsatımız oldu. Bugün de aslında bu etkinliği gerçekleştirmemize olanak veren program yine bu tarz fonlama programlarından bir tanesi sayesinde oldu. Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Yükseköğretim Kurumları için inovasyon kapasitesi geliştirme programı kapsamında fonlanan bir projemiz var. Özdeğin Üniversitesi olarak 4 farklı ülkeden katılımcı kurumun yer aldığı ve Türkiye'den de Özdeğin Üniversitesi olarak bizlerin yer aldığı bir projemiz var. HIGHT ismini vermiş olduğumuz bu proje kapsamında bu programı gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu programımızın 2 farklı boyutu vardı. Boyutlardan bir tanesi Türkiye'de hali hazırda yüksek öğrenim seviyesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin girişimcilik ekosistemine katılımını teşvik etmeyi hedefledik bu program kapsamında. 4 yıl boyunca üniversitelerimizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin buradaki ekosisteme nasıl daha aktif dahil olabilecekleri, hali hazırda üniversitelerinde almış oldukları girişimcilik dersleri dışında farklı neler yapabiliriz, buna kafa yorduğumuz, buna yönelik içerikler geliştirdiğimiz bir proje oldu ilk aşamasında. Projenin diğer boyutunda da bugün bizlerle elde ettikleri önemli gelişmeleri paylaşacak ve aslında ekosistemde farklı paydaşlarımızın da gelişimlerine katkı sağlamış olduğu girişimcilerimizi de desteklediğimiz teknoloji girişimciler için yatırım hazırlık programını gerçekleştirdik. Bu programda temel amacımız hali hazırda MVP'si olan veya şirketleşmiş ilk müşteri edinimi yönünde önemli adımlar atmış girişimcilerin teknoloji yatırımları sürecinin nasıl olduğuna yönelik olarak biraz daha onların yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlamaktı. Bu süreç içerisinde tabii ki yatırım sürecinin hukuki boyutunda ağır olması sebebiyle bu noktada Kavlak Avukatlık Bürosu ile beraber bir işbirliği gerçekleştirdik ve bu işbirliğiyle de girişimcilerimize tamamen online olarak ilerlettiğimiz bir program deneyimi sunmaya çalıştık. Bu süreçte de katılım gösterdikleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Pek tabii ki Özdeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası ve Kavlak Avukatlık Bürosu ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu programda farklı destekçilerimiz de vardı. Ekosisteme aktif bir şekilde katkı sağlayan ve hepinizin aslında çok aşina olduğu kurumların temsilcileri bizlerle bu program kapsamında bir arada oldular. Girişimcilerle tecrübelerini paylaştılar, girişimcilere deneyimlerini aktardılar. Bu sebeple de bu programın ve aslında bunlar gibi çok sayıda programın gerçekleşmesine katkı verdikleri için de burada yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Onlar sayesinde aslında bu program kapsamında önemli bir deneyim ve tecrübe aktarımı sağlamayı başardık demek isterim. Özdeğin Üniversitesi'nden bahsettim ama tekrar bunu biraz daha görselleştirmek açısından da şöyle hemen göstermek isterim. Özdeğin Üniversitesi 2008 yılında kurulan genç bir vakıf üniversitesi ve kuruluşumuzun hemen takibinde 2009 yılında girişimcilik merkezinin kurulmasıyla başlayan yolculuğumuz 2011 yılında girişim fabrikasının Türkiye'nin ilk üniversite tabanlı hızlandırma programı olarak hayata geçmesiyle hızlandı ve bugün aslında pek çok ulusal ve uluslararası paydaşın sağlamış olduğu desteklerle de belirli bir olgunluğa ulaşmış durumda. Hepimiz tabii ki yakından takip ediyoruz. En son dönemde elde ettiğimiz gelişme de TÜBİTAK'ın erken aşama girişimcileri desteklemek için yürüttüğü 1512 programı kapsamında tekrar uygulayıcı kuruluş olma yetkisi kazandık ve bu programı bu yılda Türkiye İş Bankası işbirliğiyle, ortaklığıyla gerçekleştiriyor olacağız. Hepiniz Türkiye İş Bankası'nın da ekosisteme sağladığı katkıları eminim yakından takip ediyorsunuz. Bizler de erken aşama teknoloji girişimcilerinin gelişimine katkı sağlama sürecinde kendileriyle işbirliği yaptığımız için mutluyuz. Umarız önümüzdeki süreçte çok daha farklı programlarla
fikir aşamasından başlayıp girişimlerin büyüme, globalleşme sürecine kadar geliştikleri yolculuklarda onlara destek olmaya, katkı vermeye devam ediyor olacağız. Burada bu zamana kadar yürüttüğümüz programlarımızın bir kısmını görüyorsunuz. Bu programlarımızın bazıları devam etmekte, bazıları da mezun ettiğimiz girişimcilerle temasımız devam ettiğini söyleyebilirim. Ben sözü daha fazla uzatmadan bu girizgahın ardından sahneye açılış konuşmalarını, hoş geldin konuşmalarını yapmak üzere ilk önce Özyurt Üniversitesi Bilgi, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Direktörü Doktor İsmail Arı'yı davet etmek isterim. İsmail Hocam. Teşekkürler Süha. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum ve canı gönülden teşekkür ediyorum. Girişim fabrikası artık 2.0 mı diyelim, 4.0 mı diyelim bir vites atmaya çalışıyor. Ama çok önemli tecrübelerin, önemli kazanımların üzerine inşa etmeye çalışıyoruz yeni programlarımızı. 10. yılımızdayız. Belki bazen sayılar karışıyor. Süha beni uyarıyor. Onda tam sayılar var ama 400 küsür girişimciye bugüne kadar aslında değmişiz farklı programlarımızla. Burada bahsedilen yani fikir aşaması, ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı artık biz de 2.0, 4.0 artık ne dersek bu noktada daha advanced işler yapmak istiyoruz. Böyle temel kuluçkada girişimciden hemen verdiğimiz hizmetler karşılığı yüzde şu kadar alalım. Belki o da bir iş modeli ama bu noktada değiliz. Biz gerçekten değeri üretip yatırımcıyla buluşturabilirsek ve o masada biz davet edilirsek, yani orada kurumsal değer görülmeye devam ediliyorsa büyüme noktasında o zaman bir değer üretmişiz diyerekten ilgili term sheetlerimizi, safe'lerimizi bunları hazırladık. Yine üniversitenin iştirakları üzerinden yatırım yapabiliyoruz. Ufak ufak yani pre-seed diyebileceğim yatırımlar. Amacımız burada tam anlamıyla bir yatırımcı rolüne bürünmek değil ama çok nitelikli bir portföy oluşturma. Hani Silicon Valley'de the pipeline is the king diyorlar. Biz bir pipeline'da 8.000 öğrencimiz var. Bunların 2.000'i yüksek lisans yani master doktora öğrencileri. Buradan deep tech işler çıkabiliyor. Bunu değere dönüştürüp aslında buradaki ekosisteme, Türkiye ve ulusal uluslararası ekosisteme kazandırabilirsek o zaman bir fabrika olmayı hak etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Ben de bu bayrağı diyelim İhsan Elgin Bey'den devraldım. Kendisi şu an çok büyük fonları yönetiyor. Finberg, GSF üzerinden belki takip ediyorsunuz Galatasaray Venture'da ilgili yönetim rolleri var. Çok farklı yerlerde rolleri var. O artık 200 küsür milyon dolar yani 30-40 milyon dolar yatırım alıp değerlemeleri getir dahil olmak üzere iyi bir yatırım. Bir ara 250'ye vurmuştu galiba 300'e yaklaşmıştı portföyün değerlemesi. Çok büyük işler başarıyor. Biz de burada ben önce girişimciydim İhsan Bey'le. İhsan Bey'in girişimcisi olarak diyeyim başladığım bu rolde. Farklı görevler yaptıktan sonra ekosistemde tekrar üniversiteye bilgi teknoloji transferi ve girişimcilik direktörü olarak dönüp burada kazanımları, bir şeyler öğrenebildiysek artı veya eksi bizi follow eden gelen öğrenci, genç, hoca, hocalarımız da var bugün girişimciler arasında onlara aktarmaya, onlarla birlikte yürümeye, iş geliştirmeye devam ediyoruz. Yani böyle yeni kavramlar, işte venture building veya venture studio artık hangisi tam fit eder kime bilmiyorum ama bu kavramları da anlamaya, işin içine girmeye ve uluslararası hem kurumsal yani belki bir MBA diye özetleyebileceğimiz ama MBA kadar uzun olmayan hemen stratejinin, argen, yeniliğin, uluslararası rekabetin vesaire pazar analizin diye firmaya bir kurumsallık katmaya, sürdürülebilir bir yapı kurmaya, organizasyonel anlamında içerik ürettiğimiz veya birlikte gittiğimiz bütün bu eğitim paketlerini Özyeğin Girişim Fabrikası içinde veya dış paydaşlarımızla yapıyoruz. Bugün de Kavlak Avukatlık Bürosu Hilal Hanım bizlerle. Biraz daha bu programımız open enrollment diyebileceğimiz. Yani bizim çok sayıda programımız var. İçeride ta öğrencilerin dersinden alıp yatırım veya hibe diyebileceğim noktada getirmeye çalıştığımız portföyler var. TÜBİTAK'ın bayiliği diyorlar espriyle. Hani uygulayıcı kuruluş biliyorsunuz şimdi çok sayıda uygulayıcı kuruluş var. Kimisi bölgesel, kimisi tematik. Biz de Cenk Güder Bey buradaydı. Şöyle bir elini kaldırırsa buradan. Cenk Beylerle İş Bankası ile beraber girdiğimiz yeni dönem, yeni 3 senelik İş Bankası ve World Cup programı ile birlikte devam edeceğimiz Big Uygulayıcı Kuruluşu. HITE programımız var uluslararası aşamada ve burada daha kısa dönem diyebileceğimiz işte yatırıma hazırlık programı çok önemli bizim için. Kavlak Avukatlık Bürosu ile birlikte yaptık. Open Enrollment dışarıdan başvurular
aldık. Güzel bir line-up oldu diye umuyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için tekrar. Umarım hepimiz keyifle dinleriz. Belki buradan yatırıma da vesile oluruz. Sağ olun. İsmail Hocamıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine Kavlak Avukatlık Bürosu adına açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Kong Akademi yöneticisi Hilal Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Hilal Hanım. Sorumluyum. Tamamdır. Aslında ben projenin başına denk gelemedim. Son 2-3 aydır Suha Beylerle çalışma fırsatı yakaladım. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz işbirliğiniz için. Sürekli altını çizdiğimiz bir konu, ekosistemin şu an güçlenmesi için. İşbirliği ve destek çok önemli. Kol kola ilerlememiz gerekiyor. Ben dün ve evvelsi gün aslında demo day hazırlıkları kapsamında girişimci arkadaşlarla tanışma fırsatı buldum. Ve sizin ne kadar özveriyle onları desteklediğinizi gördüm. Umarım daha güzel işler yaparız. Sizlere de bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz Kavlak Avukatlık Bürosu olarak 10 yıldan fazla bir süredir hizmet veriyoruz aslında. Startup hukuku, teknoloji hukuku, data privacy, compliance bizim uzmanlık alanlarımız arasında. Ama biraz daha bunun, yani benzer bürolardan ya da bir bürodan, avukatlık bürosundan beklenenden farklı işler de yapıyoruz. Hatta bunu sorguluyor olabilirsiniz. Yani burada hani bir avukatlık bürosunun ne işi var ya da sen burada ne yapıyorsun? İtiraf etmek gerekirse ben bunu kendi arkadaşlarıma anlatırken de biraz zorlanıyorum ne iş yaptığımı ve ne yaptığımızı. Çünkü biz bilinenin biraz daha farklı yönde, yani girişim ekosistemini farklı bir yönde güçlendirecek programlar tasarlıyoruz. Ben çok kısa bunlardan bahsetmek istiyorum. Biz Kavlak Avukatlık Bürosu olarak yaklaşık 5 yıldır hukuk öğrencilerine yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Bunun amacı ekosistem güçlendirme dediğimiz yerde mezun olduktan sonra öğrenciler hadi girişimci olayım ya da dünyada neler oluyor konusunda çok hızlı adapte olamayabiliyor. O yüzden üniversite çağından başlatıp eğitimler vermeye başladık. Bu sene 5. yılımıza giriyoruz. 5. yıla girerken ekosistem bütünlüğünü yakalamak adına markamızı oturttuk. Kong aslında yeni markamız. Kavlak of Next Generation diyoruz. Bu marka başlığı altında 3 tane programımız olacak. Bir tanesi akademi. Sadece hukuk öğrencileri olmayacak. Bu sene farklı bölümlerden, farklı disiplinlerden öğrenci arkadaşlarımız da katılacak. Bilgisayar mühendisleri, hatta gastronomi bölümünden öğrenci arkadaşlarımız şimdiden başvurdu. Amacımız multidisipliner bir yapı oluşturmak ve ekosistemi aslında üniversite boyutundan güçlendirmek için çalışmaları başlatmak. Eğer sizde öğrenci arkadaşlarımız aramızda varsa veya sizin duyuruları ulaştırabileceğiniz networkler varsa 31 Aralık'a kadar duyurularımız devam ediyor. Bu işin bir bacağı, üniversite bacağı 101 gibi düşünebiliriz bu tarafı. Bir diğer tarafta Kong Tech başlığı altında biz önümüzdeki sene itibariyle Legal Tech girişimcileri için hızlandırma programları başlatmayı planlıyoruz. Bunun için de yine ekosistemle kol kola bir program tasarlayıp Legal Tech girişimlerini destekleyeceğiz. Zaten bir yandan da aslında ondan da bahsedeyim. Her zaman ekosistemin içinde ve uluslararası ağlarla beraber de proje ve programlarımızı yürütüyoruz. Son olarak da bu işi neden yapıyoruzun en temelinde bir yerde şu var. Bizim Kavlak olarak misyonumuzda dijital dönüşüm üstel hızla büyüyor. Yani bugün bir yarın iki değil, bugün bir yarın 5 milyon, öbür gün kaç trilyona giden bir büyüme varken ve bu sosyal ve ekonomik gelişmeleri hızla dönüştürürken biz bunun etkilerine adapte olmaya çalışan bir yerde, bir toplulukta değil, tam tersi ona liderlik eden bir yerde olmak istiyoruz Kavlak olarak. Dolayısıyla da impact'in, etkinin, sosyal girişimcilerin de bu sürdürülebilir kalkınma için çok önemli bir noktayı temsil ettiğine inanıyoruz. Ve sosyal girişimcilerle beraber de yine Aşoka partnerliğinde önümüzdeki sene proje ve programlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Ben daha fazla uzatmayayım. Biz ekip olarak buradayız bu arada arkadaşlarım. Hande, Ceren ve Özge de burada. Hande hatta eğitmenler arasındaydı. Alanda olacağız. Sorularınız ve yorumlarınız olursa aralarda konuşabiliriz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederim. Hilal Hanım, teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için. Ekosisteme tabii ki girişimciler her alanda lazım. Sadece teknoloji mühendisi değil aslında. Teknolojiyi anlayan hukukçular, teknolojiyi anlayan, bahsettiğiniz gibi çok güzel bir örnekte gastronomi veya bunların birbirleriyle çalışması noktasında yetkinlik geliştirmiş, bunu üniversite sıralarında tecrübe etmiş insanların olması çok önemli. Bu anlamda ortaya koymuş olduğunuz aslında inisiyatif çok değerli. Umarız bunun arttığını, etkisini arttırdığını önümüzdeki süreçte daha iyi gözlemleme fırsatımız olur. Daha önce de belirttiğim üzere biz bu programı Avrupa İnovasyon Teknoloji Enstitüsü Yükseköğretim Kurumları için İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Programı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Ve bu bizim aslında baktığımız zaman toplamda 24 aylık bir projemiz.
İlk 6 ayını 2021 yılı içerisinde tamamladık. 2022 yılı içerisinde 12 aylık kısmını tamamladık. Ve önümüzdeki 2023'ün ilk 6 ayında da yine aynı şekilde programımıza devam ediyor olacağız. Bu sefer yeni dönemde de yeni bir etama üzerine az önce bahsetmiş olduğum gibi MVP aşamasında olan şirketleşmiş girişimcilerimizi desteklemeye, onların kapasitelerini geliştirmeye odaklanacağız. İnşallah Haziran ayına geldiğimizde de 2023 Haziran'da da benzer bir etkinlikle burada ekosistemle buluşmayı hedefliyoruz. Bugün bu program kapsamında yer alan girişimcilerimizi duyurularımızda belki inceleme fırsatınız olmuştur. Her birisi alanlarında gerçekten inovatif işlere imza atan girişimler ve baktığınız zaman da gerçek yaşam problemleri üzerine odaklanan girişimler. Bu sebeple de onların yolculuklarında yer almak bizler için gerçekten heyecan verici. Onlardan çok şey öğrendiğimiz bir süreç oldu. Hepsinin de hayata geçip bir an önce hayatlarımıza dokunması için aslında var gücümüzle biz de çalışmaya devam ediyor olacağız. Burada tabii ki girişimlerin büyüme süreçlerinin tetiklenmesinde ekosistem paydaşları içerisinde yatırımcılarımızın da çok önemli rolleri var. Onlar sadece finansal olarak değil aslında sağlamış oldukları diğer işbirlikleri ağlarıyla çok kıymetli destekler veriyorlar girişimcilerimize. Ve tabii ki yereldeki ve globaldeki tüm gelişmelerde buradaki yatırımcılarımızı da iyi veya kötü yönde etkileyebiliyor. Bugün aslında yılı kapatırken ve yeni yıla başlarken de bu temayı işlemek istedik. Ve bu noktada da 2022 yılı değerlendirmelerini ve 2023 yılı öngörülerini almak üzere Domino Ventures yönetici ortağı Mustafa Kopuk Bey ve Startup Fon kurucu ortağı Gülsüm Çıracı Hanım bugün bizlerle olmayı kabul ettiler. Yine kendilerine de yoğun programlar arasında vakit ayırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu oturumu da yine Özyurt Üniversitesi Teknoloji Bilgi Teknoloji Transfer ve Girişimcilik Direktörü İsmail Arar hocamız modere ediyor olacaklar. İlk önce Mustafa Bey sizi sahneye alıp Gülsüm Hanım buyurun sizleri alalım sahneye. Hoş geldiniz. Nasıl geçmemi istersin? Şöyle geçelim nasıl arzu edersiniz? Siz de şöyle alalım. Bence ortaya sen geç. Ortaya mı geçeyim? Tabii. Peki. Size şöyle mikrofonu vereceğim. İsmail hocam siz de lütfen böyle alalım. Ses açık mı? Tamam. Gülsüm Hanım tam zamanında girdiniz. Yani. Gerçekten. Ya bu yıl inanılmaz yoğun geçiyor öyle sizlerin öyle, de öyle evet, mi? Yıl evet, sonu hatta. Evet. O yüzden böyle ama nasıl... Ama güzel bir şey burada. Yani, ya kaçırmadığıma çok sevindim en azından. Evet, çok teşekkür kusura ederiz. Bakmayın tekrar. Estağfurullah. Evet, Süha Bey'in bahsettiği gibi bir 2022 yılının değerlendirmesi hem Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi adına hem bölgesel hem uluslararası seviyede işte bir sürü finansal krizler, savaşlar, belki sizin girişimcilerinize de ucundan değen hem fırsatlar hem tehditler. Önce bunları değerlendirelim istiyoruz beraber. Daha sonra da 2023 öngörüleriniz, ofens var mı yoksa defansa mı çekileceksiniz? Yatırımcılar olarak bununla ilgili bir ekosisteme mesaj verebilirseniz diyerek. Ama önce sizleri bir tanıyalım. Yani Startup Fon'u tanıyalım. Ondan sonra Domino Ventures'ı da tanıyalım. Biraz belki odak alanlarınız varsa biz daha çok şunları seviyoruz tarzında konulara girebilirsiniz. Kendinizden de lütfen bahsedin. Ben Gülsüm Hanım'la ilgili bir espri hazırladım. Umarım patlamaz ama Gülsüm Hanım'ın ismi diğer bulunduğu kurumların benim açımdan önünde gidiyor. Tek sıkıntı kendisiyle ilgili bu olabilir. Yani o şeyleri kurumları hatırlamaya çalışırken genelde Gülsüm Hanım'ın olduğu yer mi diyorum. Ya, evet, evet. Çünkü yani kendisi sayı olarak gördüğüm sayı 8000 küsür girişimciye bugüne kadar değmiş, yatırım yapmış, değerlendirmiş, yönlendirmiş olduğu için ekosistemin çok önemli bir oyuncu kelimesini emeyelim. Mentörü, ondan sonra lideri, ondan sonra kadın girişimcisi, yatırımcısı. O anlamda hem bu sıfatıyla da kendisine teşekkür ederek başlayalım. Sizi tanımayanlar için tanıtalım ve neler yapıyorsunuz? Ben hızlıca tanıtayım. Evet. Ya aslında dediğiniz çok doğru İsmail Hocam. Çünkü ben uzun zamandır girişimcilik ekosistemindeyim ve tabii ki birkaç kere ben de girişimcilik ekosisteminde olmak üzere isim değişiklikleri oldu. Dolayısıyla isim ön plana çıktı. Şirketler değişebildi. Şu anda Startup Fon'un kurucu ortağıyım. Ben Gülsüm Çıracı. Daha önce girişimcilik eğitimleri ve danışmanlıklarıyla aslında bu ekosistemde başladım. 2004 yılında
çok eskidir. Yani girişimcilik ekosisteminden bile eskiyim ben. Öyle düşünüyorum. Yani, yaşın ortaya çıkıyor. Böyle söyleyince çok yapma. Çok gençtim ama Mustafa. Hala genç. Yani çocuktum o zaman. ondan sonrasında girişimcilik eğitim danışmanlığı firmam vardı. Türkiye'nin her yerinde bunu yönettim, yürüttüm. Sonra Startup Bootcamp'in kurucu ortağı oldum. 2013'te Avrupa'nın en iyi hızlandırma programıdır. Onu Türkiye'ye getirdim. Daha sonra bir melek yatırımcı ağı kurdum. İstanbul Startup Angels. Oradan da artık Startup Fon'a geldik. Aslında her biri gelişerek oldu. Dediğim gibi girişimcilere eğitim veriyordum. Sonra hızlandırma programı. Tüm aşamalarında bulundum. Sonra melek yatırımcı ağı. Şimdi bir fonuz. Daha doğrusu Startup Fon bir ortak yatırım platformu olmak üzere yola çıktı. 2019'da kendi kurduğu fonlarla girişimcilere yatırım yaparken aynı zamanda yatırım yaptığı girişimcileri online'da diğer yatırımcılara da açıyor. Ve yatırımcıların da beğendikleri girişimlere ortak yatırımcı olarak katılabilmelerini sağlıyor. 2021 Nisan'da fonumuzun ilk kapanışını yaptık. Bugüne kadar 14 yatırım yaptık. 45 yatırım olacak bu fonda. İkinci fonumuz yolda. Şubat ayında ikinci fonumuzu kurmuş olacak. O Türkiye'de ve GSF olarak kuruluyor. Orada da 100 milyon lira bir yatırım hacmimiz olacak. Toplamda önümüzdeki böyle 4-5 yıl içinde 70 girişime falan yatırım yapmayı planlıyoruz. Erken aşamada yatırım yapıyoruz biz. Yani MVP'si olan track record üretmeye hazır, pazara gitmeye hazır girişimlere yatırım yapıyoruz. Biraz daha artık çok evet. Yetiştirdiğiniz için ekipteki malzeme potansiyeli önden görebiliyorsunuz herhalde değil mi? Yani görmeye çalışıyoruz diyorum. Yani biraz önce de bugün bir video çekimi vardı. Hani girişimcilerin hepsini ben tespit ediyorum, çok iyi tespit ediyorum. İddialı bir cümle. Çünkü geleceğin bilinmeyen teknolojilerini yaratan girişimcilere yatırım yapmaya çalışıyoruz bizler. Görebildiğimiz kadarıyla iyi olanlara yatırım yapıyoruz ama bazen hiç tahmin etmediğiniz şeyler büyüyebiliyor. Ona anti portföy diyorlarmış. Tabii. Ben. Anti-portfolyo. Anti-portfolyo şey yani kaçırdıklarımız. Ama niye anti oluyor ki? Zaten portföyünde değil. Yani. Valla aklımızda kalmıyor genelde yani. O kadar çok. Ama gelmiş yatırmamışsınız ya kaçırdıklarımız listesi. Öyle kaçırdıklarımızdan bir portfolyo evet. Diye. Evet. Siz de tanıyalım. Mustafa. Merhaba ben Mustafa Kopuk. Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ederim bizi dinlemeye. Ben Domino Ventures'ın kurucu ortağıyım. Domino Ventures Hollanda merkezli. Metaverse Gaming ve AI alanında yatırımlar yapan aslında genç bir fon. 6 ay önce ilk closing'i, biz closing diyoruz ama closing şu demek, yani 6 ay önce ilk aktif hale geldi. Genelde biliyorsun closing deyince insanlar kapattınız mı olumsuz bir şey gibi algılıyor. Biz yatırıma başlama süreci. Evet, yani yatırıma başlama aşaması gerçekten. Closing dediğimizde yatırıma başlama dönemi. Evet. Hollanda merkezli Domino ile biz yaklaşık 42 yatırım yapacağız. Son 6 ay içerisinde Haziran 1 Temmuz itibariyle yatırım yapmaya başladık. Şu an 6 tanesini açıkladık. 5 tane daha var açıklayacağımız. Düşündüğümüzden daha hızlı gidiyor açıkçası. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Çünkü deal flow yani dünyanın şu an geçtiği dönemden dolayı daha fazla deal geliyor. Şu an paranın o kadar da bol olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim gibi aktif yatırım yapan yeni fonlar için de bir avantaj aslında bakarsanız bu. Ben 5 yıl önce girişim sermayesi dünyasına katıldım. İşte Tarvan Ventures'la başladık. Ardından Tekman Fonu'nu kurduk. Vplay Ventures var sadece. Oyun tarafına yatırım yapan. Farklı fonlara da destek verdik, hizmet vermeye çalıştık. Şu an Domino olarak devam edeceğiz. Bundan sonra da Domino olarak devam edeceğiz. Hani böyle özetleyebilirim aslında. Yaklaşık şey de vereyim, rakam da vereyim. 78 girişim var bizde. %70'i bunların Amerika'da. Oyun tarafında çok fazla işimiz var. Hani Vplay'i de dahil edersem. 4-5 exit var. Hatta bu yaz hepsi gerçekleşti. Hani böyle rakamlar var. Çok iyi. 2022'yi önce bir değerlendirelim istiyoruz. Fonunuz veya diğer ilgilendiğiniz girişimler olabilir, private de olabilir yani yatırımlarınız vardır diye tahmin ediyorum. Milestone'lar evet, veya hani ne oldu ve sizi nasıl etkiledi? Ya, olumlu olumsuz olarak ikisini de duymak isteriz. 2022 için biz çok yeni bir infografik hazırladık. İşte yarın herhalde basına da vermiş olacağız böyle kendimize de bir değerlendirdik neler yapmışız diye. Tabii yılın son günlerine gelip de şöyle bir 2022 nasıl geçmiş diye bakınca çok hareketli geçmiş bizim için. Biz 2022'de 10 yatırım tamamladık.
Bu toplamda 14 yatırım, 4 tanesi de 2021 yılında olmuştu. Toplamda 14 yatırım oldu. Fon çarpanımız 2.6'ya ulaştı. Yatırım yaptığımız her bir dolar karşılığı girişimcilerimiz 33 dolar yatırım almış. Hani bunlar böyle referans, güzel haberler. Referans oluyorsunuz demek ki. Bir sonraki rounda gidebilmişler. Bizim için önemli yatırımlar almışlar. Mesela bunlardan bir tanesi Colendi. Colendi'nin biz tohum aşamasında yatırımcısıydık. Bizden sonraki roundunda 38 milyon dolar ki bugüne kadar Türkiye'deki en büyük seri A roundu oldu. Startup fonu olarak yeni platformumuzu canlıya aldık. Geçen ay yazılımını tamamladık. Artık yatırımcılar online'da tüm yatırım süreçlerini yönetebilecekler ve yapabilecekler. Bu heyecan verici çünkü venture capital dünyasında dijitalleşme adına atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum Türkiye için. Şimdi 2023'te de artık onu görmeye başlayacağız. Artık online'da çalıştıracağız. Biz ekip olarak büyüdük. Yani 7 kişiye ulaştık ekibimiz. Ofisimizi değiştirdik. Buradaydık. Artık Anadolu yakasında bağımsız bir ofisteyiz. Bizim için avantaj olabilir bu. Biz de Anadolu yakasında. Vallahi benim için avantaj olduğuna inanıyorum bir kere. Anadolu yakasında oturan biri olarak benim için çok büyük avantaj şu anda. Aynı şekilde Mustafa ile de tabii, geçen onu konuştuk. Hani Anadolu yakasında olmanın bir rahatlığı var. Orada da kolektif var. O, değil mi? Evet. Çok güzel ve yoğun geçti bizim için. Yatırımcılarımız arttı. Yani fonumuzun büyüklüğü arttı. Şu anda 10 milyon doları hedefledik. Yaklaşık bunun 7 milyon doları gelmiş durumdayız fon büyüklüğü anlamında da. 2023'ün ilk yarısında da artık fonu final closing'i olacak ve tekrar bir fon kurmaya da başladık. Bu startup fonun platformu daha çok bireysel yatırımcıların kullanımını hedefliyor yoksa küçük ofisler, CVC'ler dahil mi? Orayı CVC'ler dahil. Şöyle biz orada da yenilikçi bir model deniyoruz İsmail Hocam. Şöyle ki yatırımcıların yaşadıkları bir takım sıkıntıları görerek aslında biz startup fonu kurduk. Melek Yatırımcı ağında bu ekosisteme yeni giren yatırımcılar girişimci değerlendirmeyi, portföy oluşturmayı, girişimci takibini yani seçmek için takip süreçlerinde zaman ayıramıyor ya da bilgisizliğinden dolayı, ekosisteme yeni girdiğinden dolayı hızlı karar veremeyebiliyor. Ya da az sayıda karar veriyor, az sayıda girişime yatırım yapıyor. Bu sefer de riskli alanda kalıyor. Biz onu dönüştürdük aslında startup fonda. Dedik ki bu yatırımcılar gelip fona katılsınlar. Fon olarak Paçal'da birçok girişime yatırım yaptığında riski minimize edelim. Ama bir taraftan da yatırımcılar işin bir parçası olmak istiyor. O smart kısmını getirmek istiyor. Bunu da yapabilecekleri bir platform olsun. Fonun yatırım yaptığı girişimlere CoinVest'i açalım. Platformdan online yatırım yapabilsin. Bu ilk kendi fonumuzla başladık ama sadece kendi fonumuz değil, ekosistemdeki diğer sadece corporate VC'ler değil, diğer bağımsız VC'lerle de işbirliği halindeyiz. Onlara da aslında şunu söylüyoruz. Yatırım yaptığınız girişimlerde CoinVest arıyorsanız ya da CoinVest'i açmak isterseniz bizim platformumuzu kullanabilirsiniz. Bu platformdan CoinVest'i açabilirsiniz. Böylece bireysel ya da kurumsal yatırımcılar gelip startup fonun yaptığı bir yatırıma ortak yatırımcı olarak katılabilir veya Domino'nun yaptığı bir yatırıma ortak yatırımcı olarak katılabilir. Ama avantajı ne olacak? Her ikisi de fonların süzgecinden geçmiş, fonların büyük yatırım yaptığı, daha doğrusu alanından yatırımın büyük çoğunluğun fon tarafından karşılandığı girişimi fonun liderliğine, uzmanlığına güvenerek takılacak. Aslında biraz data as a service falan gibi altyapıda şeyler var gibi geliyor. Evet, böyle ilginç bir iş modeli. Biz bunu denedik, şimdi online'da deniyoruz. Bekleriz hepinizi online'da. Zaten Mustafa ilk kullanıcılarımızdan evet, olacak inşallah. Çok güzel bir platform bu arada. Bekleriz herkesle denemek için. Mustafa Bey, geçmeden önce bu yılki yatırımlarda böyle hemen hızlıca üzerinden geçmek ister tabii misiniz? Tabii ki. Evet. Dediğim gibi 14 yatırım var. Tabii hepsini tek tek açıklayınca çok sıkıcı olabilir ama böyle biraz öne çıkanları söyleyeyim. Bunlardan biri Colendi dediğim gibi. Colendi'de biz tohum aşamasında yatırım yapmıştık. Şu anda oldukça hızlı büyüyen 90 kişilik bir şirket. Güzel haberleri de yakında olacaktır. Atlas Space'e yatırım yaptık. Hatta beraber... Ortakları açıkla da ben de şey yapayım. Beraber sen yatırım benim yerime yaptık. Söyle. Atlas Space'e. Biz CoinVest'i şu anda da çalıştırıyoruz zaten. Domino ile beraber yatırım yaptığımız Metaverse as a Service diyebileceğimiz bir proje Atlas Space.
Ekos var, Amerika'da olan bir girişim. Girişimlerimizin büyük çoğunluğu diasporadaki Türkler tarafından kurulmuş girişimlerdi bu 14 yatırımda. Delivery AI teslimat robotu, hızlı teslimat yapılan şirketler için robot geliştiriyor. Kurye yerine robot kullanabiliyor şirketler. Hubtu yatırımcısıyız. Henüz onu daha basında duyurmadık. Yine Silikon Vadisi'nde daha önce VC geçmiş olan bir Türk'ün kurduğu bireysel sosyal medyanız. İlginç bir iş modeli var. Neol'ün yatırımcısıyız. Neol globalde de çok iyi giden bir iş. Kohort bazlı ve üç tabanlı kohort bazlı learning sistem yapıyor. Yine girişimcisi, deneyimli bir girişimci. ByBody retail tech sektöründe yine faaliyet gösteriyor. O da oldukça iyi gidiyor. Şu anda Türkiye'de 13 markaya ulaşmış. High Rise var. High Rise bak aklıma geldikçe evet. Böyle listeyle çıkmam lazım. Şimdi 14 çok güzel ama ben sayamam mesela. Şimdi, 45 tabii. Olduğunda ne yapacağım diye düşünüyorum ben. Artifika High Rise, Artifika. Bunlar bu arada ortak yatırımlarımız bizim. Ben daha iyi biliyorum. Evet. Gülsüm'ün portföyünü bak. Biz çok güzel beraber çalışıyoruz Domino'yla. Ama burada şeyi gördüm, kusura bakmayın kestim. Estağfurullah. Yani yatırımcıların artık ulusal veya bölgesel bakma diye bir şeyi, the world is flat değil mi? Yani kalmadığı için girişimcilerin de tabii. Bu noktada artık önce şöyle satayım, böyle yapayım vesaire bakış açısını bırakmalarını herhalde istiyorsun. Yani böyle güzel girişimlerimiz var. Hepsinden çok umutluyuz. Hepsinin çok iyi gideceğine inanıyoruz. Scatium yine sizin diğer fonla ortak yatırımımız. Ama web sitemize girerseniz arkadaşlar bütün burada unuttuğum girişimleri de görebilirsiniz ve detayları da var orada. Peki. Mustafa Bey'le 2022'nin ben daha genel bahsedeyim hani şey tamam, böyle portföyden çok şimdi bizim Domino Fonu kurduğumuz yıl zaten 2022. O yüzden bizim için çok önemli. Biz bir geniş bir ekibiz. Benim bu yani full time 29 arkadaşım var benimle birlikte çalışan. Ayda 2 ortalama yatırım yapıyoruz biz. Vallahi tam emin değilim hani toplam ne kadar olduğunu ama büyük ihtimal 45 yatırım turu falan olmuştur. Böyle devam yatırımları ile birlikte. Ama bizim için en önemli konu gerçekten işte Haziran ayında hani Domino Ventures'ı Hollanda'da o bütün legal structure ile tamamlayıp ilk yatırımcıları da içeriye çekip yatırım yapmaya başlamak oldu. Çünkü 2022 zor bir yıldı. Birçok herkes için zor bir yıldı. Paranın o kadar bol olmadığı bir yıldı. Savaşın olduğu bir yıldı. Hani bütün ve global ekonomi piyasalarının veya borsalarının da o ayı piyasasına girdiği ve işte sürekli negatif gittiği blockchain ve metaverse tarafındaki birçok olaylı haberin günden güne geldiği diyeyim hani insanları da kırmamak için kötü haberlerin çok fazla olduğu bir yıldı. Şimdi bu kötü haberlerin çok geldiği yıllarda bizim yatırımcı olarak davranışlarımız aslında en çok bize sorulan şey genelde çok fazla değişmiyor. Biz genelde 5 yıl, 7 yıl, 10 yıllık projeksiyonlarda yatırım yaptığımız için ekosistem veya ekonomik ülkenin veya yurt dışındaki ekonomik durum ne olursa olsun biz yine de kendi vizyonumuza uygun girişimleri buldukça yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ama benim en çok şaşırdığım konulardan biri şu oldu açıkçası. Deal flow çok fazla, çok hızlı akmaya başladı bize. Yani normalde İngiltere'deki, Amerika'daki bir girişim Gülsüm Hanım'a veya bana gelmezken, genelde İngiltere içinden Londra'da o yatırım turunu tamamlarken, o şehirde veya o ülkede bile VC ekosisteminde gerekli sermaye bulunamadığı için bizim önümüze düşmeye başladı. Bu da bizim için bir fırsat. Değerlemeler bir yandan adjust oldu. Yani şimdi biz oyun tarafında da çok aktif yatırım yapan bir VC olarak söyleyeyim. Ya bir ara yani Unity'de oyun ya da insan çizebilen herkes 20 milyon dolardan yatırım istiyordu bizden. Yani 2-3 arkadaş bir araya gelip benim değerlemem 20 milyon dolar, benimki 30 milyon dolar diye bir furya vardı. O furyanın bitmesi çok iyi oldu. Çünkü artık böyle kötü bir yere doğru gidiyordu. Kimsenin yatırım da bulamadığı bir yere doğru gidiyordu. Yani bu anlamda ben 2022 hem kendi açımızdan şanslı kabul ediyorum. Çünkü hem Gülsüm Hanım fonu hem bizim fonumuz yeni fonlar olduğu için fonlarda portföy ilk 2 yılda oluşturulur.
Yani 45 yatırım yapacaksanız bir 30 tanesini 2-2 yılda bir araya getireceksiniz ki exit'e zamanınız kalsın. Yani 5. yılda, 6. yılda exit'ler başlasın ve yatırımcılara parayı geri verin. O yüzden böyle 2-2 yıl, 2-3 yıl bizim için çok önemlidir. Ben de bu döneme denk geldiği için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım böyle bu şekilde de hızlı hızlı devam eder. Ya tabii orada bir şey daha var. Hani ben ilk 2004'te başladığımda böyle Türkiye'deki ekonomik kriz sonrasında girişimciliğe başlamıştım. O dönemde Dünya Bankası'ndan bir eğitim almıştım. Çok kritik bir şey vardı. Bu tür resesyon dönemleri ya da kriz dönemleri aslında iyi girişimciler yaratır. Çünkü kıymetli hani bu iyi eğitim görmüş, beyaz yakada konfor alanından çıkamayan girişimciyi çıkarır. Hani Amerika'da da hatırlıyorsunuz o konut krizinden sonra Lehman Brothers'ın batması, onun gibi yatırım bankalarında yine birkaç batışlar çıkışların olmasıyla bir anda Silikon Vadisi'nde çok iyi VC çalışanları ve çok iyi girişimciler akmaya başladı. Bugün onları konuşuyoruz bizler de. O nedenle hani Mustafa'nın dediklerine ek olarak bir taraftan da bu dönemin bizim gibi yatırımcılar için böyle bir artısı var. Ekosisteme yeni girişimciler ve gerçekten konfor alanından çıkmayı şu anda göze alan girişimciler geliyor. Bunları biz gelecekte daha iyi girişimler olarak duyuyor olacağız. Böyle gözümde traktörün toprağı çekerek biraz acıtıyor ama havalandırması geldi. Yani arada bir gerekiyor böyle karıştırmak herhalde ortalığı. Yeni bitkiler yaşarsın. Ya bir de tabii şeyden bağımsız olarak hani teknoloji yatırımcılar uzun soluklu yatırımcılar. Biz bugün yaptığımız yatırımların zaten 2022'de meyvesini almak, 2023'te meyvesini almak gibi beklentimiz yok. Biz önümüzdeki 5 yıl, 7 yıl sonrasında bu meyveleri görmek istiyoruz. Dolayısıyla o güne kadar da bunun bir döngü olduğuna, o döngünün de dünyadaki her ekonomik çalkantıda olduğu gibi birkaç yıl sonra normalize olacağına inanıyoruz. Peki 2023'ü o zaman soralım şimdiden. 2023'te ben, Türkiye'de tabii seçimler var. Seçimlerden sonra birçok şey toparlanacaktır diye düşünüyorum. Seçim, bu ülkede biliyorsunuz seçim açıklandığı gün itibariyle her şey durur seçim olana kadar. Ama global piyasalarda özellikle Nisan ayından sonra ben toparlanma olacağını düşünüyorum. Zaten bazı hani borsalarda biraz daha yukarı doğru hareketler başladı. Yani bu şimdi dünya tarihine bakarsanız zaten 1900'lerde finansal tarihe bakarsanız hani 1900'lerden beri 2 yıl kötü, 2 yıl iyi, 3 yıl kötü, 3 yıl iyi. Hani bu böyle devam eden bir süreç. Nisan ayında toparlanmazsa Eylül-Ekim aylarında herhalde normal döneme döneceğiz diye düşünüyorum. Biz yatırımcılar açısından açıkçası çok büyük bir etken değil bu. Bizler yatırım yapmaya devam edeceğiz, hep devam ediyorduk. Yani bir yandan da bizler hakkında çok bilinmeyen şey, biz bir fon yönetiyoruz. Kendi paralarımız var, o fonda insanların parası var. O parayı bitirmek zorundayız biz. Yani böyle bir zorunluluğumuz var. Hani bu parayı saklayayım da 7. yıla kadar cebimde dursun gibi bir durum söz konusu değil. Genelde 5 yıllıktır o harcama dönemlerimiz. Bazen 3, bazen 5 yıllıktır diyeyim. Hani 5 yıllıksa 5. yılın sonunda bitmek zorunda o para. O yüzden bekleme veya işte 3 yıl sonra yatırma gibi bir opsiyonumuz da yok. Biz gene yani bu dönemlerde de hep iyi girişimci oluyoruz. Yani önemli olan bizim için Gülsüm Hanım da aynı şeyi söyleyecektir. Bu ekosistemden, özellikle Türkiye ekosisteminden globale odaklı, ileri teknoloji, belki böyle 10 kişilik, 20 kişilik ekiplerle bütün dünyaya oturduğu yerden ürününü, hizmetini, çözümünü satabilecek girişimcilerin daha fazla çıkması bizim tek temennimiz. Yoksa ne Türkiye bence ekonomisi, ne dünya ekonomisi bizim belki bulduğumuz paraları, fonlara bulduğumuz paraları etkileyebilir ama yatırım sayımızı veya hızımızı çok fazla etkilemiyor. Şu anda kurmuş olduğumuz fonlarda hani cebimizde bekletmek hatta dezavantajımız. Tabii tabii. Yatırmak zorundayız. Bir taraftan da yatırımcılara vermiş olduğumuz taahhütler var bizim. Bu kadar yatırım yapacağız, şu kadar zaman içinde yapacağız. Onları da yerine getiriyor olmamız lazım. O yüzden yatırımcılar yatırım yapmaya devam edecek bizde dahil. Biz mi çok optimistiz? Böyle pembe tablo çizdik yok, Mustafa. Yok. Ama şimdi şeye dikkat edin, girişimci ekosistem hiç aşağı gitmiyor zaten. Yani mesela ülkede darbe oluyor aşağı gitmiyor. yani ekonomi kötüye giderse de aşağı gitmiyor. Çünkü biz gelişmekte olan bir ekosistemiz. Yani sen tabii daha eskisin. Ben 2017'de girdiğimde bakıyor, ya yoktu girişim, böyle şey girişim yoktu.
bulamıyorduk. Yani iyi girişimci, globali hedefleyen girişimci. Hala işte e-ticaret sitesi kurup bir şeyler satmaya çalışıyordu insanlar. Hani şu an bize gelen girişimler, konuştuğumuz girişimciler, ülkedeki oyun ekosistemi, konuştuğumuz metaverse girişimcileri, evet, blockchain girişimcileri çok çok ileri seviyede. Yani 2017, 2018, 19'da karşılaştırılamayacak seviyede. En büyük değişikliğinde ben şey olduğuna inanıyorum. Ülkenin ekonomik durumundan bence o, ama artık Türkiye ile sınırlı kalmıyor hiçbir girişimci. Bundan 3-4 yıl önce Türkiye bana yeter diye çok fazla girişimci geliyordu. Ve işte 2 yıl, 3 yıl ben bu ülkede satarım, ederim, işte bankalara giderim, şey telekom şirketlerine satmaya çalışırım, bu bana yeter kafası vardı. Şu an yok o. Herkes şeyi anladı. Ne yapıyorsanız girişimci olarak, özellikle teknoloji girişimcisi olarak ilk günden itibaren globale satmak üzerine yola çıkmanız lazım. Biz de o girişimlere yatırım yapıyoruz. Ben şeyi merak ettim. Hiç böyle çok iyi bir ekip, bir şey traction var gibi ama bir yere gitmeyecek. Pivot ettirmeyle uğraşıyor musunuz? Yoksa uğraşıyoruz tabii. Uğraşıyor musunuz? Tabii tabii. Yoksa o pivotsa için... pivot. Başka bir şeyse başka bir şey. Her şeyle uğraşıyoruz. Yani içeri ne kadar giriyorsunuz veya ne kadar karışma demeyeyim onu ama yani bu yaparsanız, bunu yaparsanız olacak ve biz de bununla birlikte gideceğiz diyerekten dönüştürmeye çalışıyor musunuz? Çok hızlı şey yapayım. Uğraşmaya değmez mi diyorsunuz? Sen söyle. İsmail Hocam şöyle aslında. Akıllı girişimci zaten konuşarak yapıyor onu. Yani... Şimdi şöyle düşünün, ne benim ne Gülsüm Hanım'ın girişimciye müdahale etme gibi bir lüksümüz yok. Zaten müdahale ederse, ya bizim en son istediğimiz şey founder'ın founder'lığı, o hani kuruculuğu bize devretmeye çalışması, bize yüklemesi. Çünkü biz yapamayız o zaman işimizi. Yani 50 tane, 70 tane şirketle, yani global operasyonla, içeride bir sürü yatırımcılar var, çalışanlar var. Biz... O kadar içeride olmak istemiyoruz zaten. Hani bizim için o yüzden hep şey söyleriz ya, ekip, 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 founder, founder, evet, founder. Yani adamın onu işte o ekibin, o founder'ın alıp büyütmesi lazım. Fakat akıllı girişimci zaten önce yatırımcıya, mentorlarına, etrafındaki herkese, arkadaşına bunları zaten soruyor. Fikir alıyor, ne yapayım diyor. Bir yandan yatırımcıya ekstra soruyor çünkü tekrar para isteyecek büyük ihtimal o. Pivot sırasında paraya da ihtiyacı olduğu için tekrar soruyor. Biz de fikir veriyoruz aslında, yap, yapma, şöyle yap falan diye. Dönem de bunu gerektirebiliyor bazen. Yani tabii, bir de hani müdahale edemiyoruz, çok doğru söyledin. En fazla advice verebiliyoruz. Tabii. İşte akıllı girişimci ise o advice'ı alıyor, onu kendi içinde pişiriyor ve gerçekten bir yol bulup çıkıyor. Ama çok rigidse zaten... Yine hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kenarda bekliyorsunuz. Tabii. Evet, sen duvara vuracaksın ama bak duvar, bak duvar var. Gidiyorsun, evet, duvar var. Duvara vuruyor, duvar varmış orada diyor. Onda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Her senaryoyu yaşamışızdır şimdiye kadar. Öyle söyleyeyim. Her girişimci birbirinden farklı. Bu sorularla ben de tabii girişimcilerimize şey yapmaya çalışıyorum. Hani yatırımcılar bak sizlerden değil mi? Nasıl bir psikolojik mi diyelim artık ona, mental veya gelişme, evet, süreç içerisinde bekliyorlar. Bir yorum daha ekleyeyim. Bence girişimci bazen şeyi unutuyor. Şimdi eskiden daha fazla vardı ama değil mi? Böyle 5 yıl önce mesela benim girişimi benden mi alacaksınız falan tavrı var. Daha fazla vardı. Ben daha fazla. Şimdi yine var da. Onlar gizli bir yerde ürüyorlar bence. Mesela gizlilik sözleşmesi isteyen hala var. Ya yani o da bitmiyor. Tabii. Şimdi şöyle diyeyim, bundan eskiden daha fazla gerçekten işte ele mi geçireceksiniz bakış açısı vardı. Şu an girişimciler de VC'yi öğrendi. Yani ha, biz ne iş yapıyoruz, amacımız ne? Bir defa zaten %10, 12, 3, 5 gibi hisseler alıyoruz biz. Teknik olarak zaten bir yatırımcının, yani bir VC'nin, venture capital'ın gidip bir şirketi ele geçirmesi mümkün değil teknik olarak. Sözleşmeye farklı maddeler koyabilir. Yani o maddelere zaten girişimcinin dikkat etmesi lazım. Bir de niye yapalım bunu? Tabii. Evet. Yani esas neden de o. Niye yapalım? Niye ele geçirelim? en son istediğimiz şey ya. Evet. Ele geçirmek istemiyoruz, ama satmak istiyoruz biz girdikten sonra. Yani, bence şey unutulmamalı diyeceğim oydu. Şimdi çok düz bakın bu olaya. Ben %1, %2 hisse aldığım bir girişim. Artık orada benim bir malım var. Yani hani ben orada kendi mal varlığımı korumaya çalışıyorum. O yüzden
yatırımcısı olduğum bir girişime zarar vermek üzerine hareket etme ihtimalim olmaması lazım. Yani mantıklı bir, hiçbir insan böyle bir şey yapmaması lazım. Ne melek yatırımcı ne birisi. Bizim hepimizin hani o girişime destek olarak büyütmeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü girişim battıktan sonra hani ne bana faydası var ne founder'a faydası var. Ama beklentimiz de şu işte, founder'ın bizden daha fazla, herkesten daha fazla çalışması lazım. Çünkü hani girişimde de büyük hisseyi elinde oturttuğu için hani biz o 20 kazanırsa biz zaten 1 kazanacağız büyük ihtimal yatırımcı olarak. O yüzden onun işinin başında olup büyütmesini ve işte 100 milyon dolarlık, milyar dolarlık bir şirket yaratmasını istiyoruz biz her zaman. Rekabet nasıl diyeyim? VC alanında CVC'ler girdi. Bu konuda bir şey var mı? Aslında şöyle, hani çok fazla CVC, çok fazla VC de kuruluyor. Ben birazcık şey düşünüyorum orada rekabet kısmında. Rakip değil, hala işbirliği dönemindeyiz biz. Hala yatırımcı sayısının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bunu kitabıyla düzgün yapanlar olduğu gibi yapamayanlar da olacaktır. Bu her sektörde var, her sektörde olabilir. Onlar zaten zaman içinde belli olacak. Rekabetten ziyade işbirliği dönemindeyiz. İşbirliği kısmında bizler hani gördüğünüz gibi kendimiz diğer VC yöneticisi arkadaşlarla da konuşuyoruz hep. Bir araya geliyoruz. Ama yeterli mi? Bence hala yetersiz. Daha fazla işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum yatırımcıların. Henüz rekabetli değiliz daha İsmail Hocam. Son kapanış yapmadan ben Süha Bey'e bir sorayım. Kaldı mı sorularımız? Çünkü girişimciler bekliyor. Biraz da geç başladık. Zamanımız nasıl? Girişimciler 2023 yılına yönelik yatırımcılardan beklentileri nasıl yönlendirilsinler? Tamam. Böyle bir soruyla. Biraz uzun bir soru oldu ama. Neyden beklenti anlamadım. Bir ikrim gelmesini bekliyoruz. Burada yılın ilk 6 ay ile ikinci 6 ay arasında yatırım turlarını kapatmakta, değerlemelerde... Nasıl bir pozisyon alsınlar mı diyelim? Neler, rüzgarlar nereler? Ya öncelikle sadece bizden yatırım istemesinler. Globaldeki VC'lere de ulaşmaya çalışsınlar. En büyük bence eksik o. Ama ya ilk 6 ay, ikinci 6 ay gibi yani yatırım turuna hazır hisseden bir girişimcinin yatırım turuna çıkması lazım. Çünkü ne yazık ki yatırım turları öyle 3 günde, 5 günde kapanmıyor. Biraz önce Gülsüm Hanım'ın dediği şey, ya biz işbirliği yapıp birlikte yatırım yapmaya çalışsak da işin içerisine 2'den fazla avukat girdiği anda 8 ay sürdüğünü görebilirsiniz bir yatırım turunun. O yüzden yatırım turuna çıkmak isteyen girişimcinin çok hızlı yatırım turuna çıkıp görüşmesi lazım. O zaman biz bazen hani üründe müşteriye giderken çok sahaya gitmesini tavsiye ediyoruz ama yatırım turuna çıkarken biraz girişimcilere her yerde öyle sahneye de çıkmayın falan diyorduk. Onu geri çekelim. Her yere gitsinler öyle mi? Yani yatırım arıyorsa yatırım ihtiyaç varsa yatırım bulabileceği. Daha olmadı demeden çıksın. Yatırım bulabileceği her yerde olması lazım girişimcinin. Ek olarak şeyi söyleyeceğim. Hani önümüzdeki 6 ay nasıl davransın, sonraki 6 ay nasıl davransın? Şimdi şöyle de bir şey var. Girişimci esnek olmalı. Önümüzdeki 6 ayda bizim sadece öngörümüz var. Medyum değiliz hiçbir VC olarak. Önümüzdeki 6 ayın ne getireceğini kendi tahminlerimiz nispetinde bir şeyler söylüyoruz. Ama girişimcinin her zaman içinde bulunduğu durumu iyi okuması lazım. Ekonomik durumu, politik durumu, sosyal durumu iyi okuyup her zaman pozisyonunu ona göre alıyor olması lazım. Eğer bunu yapabiliyorsa zaten o anda yatırıma mı çıkması gerek, çıkmaması mı gerek, ne yapması gerektiğini o anki koşullarla karar vermesi lazım. Hani girişimcilik bu kadar uzun planlama yapılabilecek bir dünya değil, sürekli hareket halinde olmak gerektiren bir kesinlikle durum. Kesinlikle. Bir ayda pivot edersiniz, iki ayda şirketi kapatırsınız. Hani ben de şey asla, yani mesela bir girişimimiz vardı öyle. Ya bir karar vermek için 5 kişi 3 defa toplanıp sonra tekrar bir mail atıyorlarsa o artık kurumsal şirket yaklaşım tarzı. Hani oradan uzak durmak lazım. Girişim böyle bir şey değil. Yani hani bugün karar verip 2 hafta sonra yatırım turuna çıkıp 3 hafta sonra product'ı değiştirip hani bu hızla ilerlemesi lazım özellikle erken aşamada. Çünkü hani 100 kişi çalışmıyor altınızda. Bütün dünyada binlerce müşteriniz falan yok. Hani o hızı, ya bu kadar hızlı davranabilirsiniz ya da Gülsüm ya şuradan çıkarken Gülsüm Hanım'ın elinden tutup işte ben size sunum gönderiyorum lütfen bakar mısın diyebilirsiniz. Survival of the fittest diyorsunuz. Kim hızla atarsa tabii. Kazanacak. Peki. Seyircilerden sorumuz var mı?
Peki, herkes o zaman girişimleri dinlemeye hazır mı diyelim? Evet, tamam. Vaktimiz de tamamsa çok teşekkür ederiz. Sizleri şöyle alabilsek aslında. Siz de şöyle alırsak girişimcilerimiz derken tamam. Evet, şimdi girişimcilerimiz hızla hazırlanırken o zaman bu ufuk açıcı oturumdan aklımızda kalanları şöyle özetlemek isterim. İlk etapta girişimciler açısından baktığımız zaman yatırımcıların eskisinden çok daha birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu sebeple de girişimcilerin aslında yatırımcılarla ilişkilerini yönetirken de çok özen göstermeleri gerekiyor. Her yatırımcı birbiriyle temas halinde, birisinde bahsettiğini diğeriyle de açık bir şekilde bahsetmesi herhalde burada çok önemli. Bununla beraber girişimcilerimizin artık sadece Türkiye'deki diğer girişimlerle değil, kaynağa ulaşma noktasında yurt dışındaki girişimlerle de rekabet ettiğini söylemek yanlış olmaz. Mustafa Bey'in verdiği örneklerden yurt dışından daha fazla deal flow gelmesi burada aslında yereldeki pastanın da bir anlamda daha fazla paylaşılacağını, daha fazla paya bölüneceğini gösteriyor. Bu sebeple de girişimcilerimizi her ne kadar daha fazla kaynak olsa da rekabetin günden güne arttığı bir ortam bekliyor demek yanlış olmayacaktır. Şimdi bugün aslında tabii ki bu program kapsamında buluşmamızın temel sebebi olan girişimcilere sözü vermek istiyoruz. Ve burada hızlı bir şekilde seri oturumlar halinde 7 tane girişimcimiz, farklı dikeylerden 7 tane girişimcimiz sunumlarını gerçekleştiriyor olacaklar. Bir slide geçiyor mu? Yedi girişimcimiz sunumlarını gerçekleştiriyor olacaklar. Çok farklı dikeylerden girişimcilerimiz var. Seyahat dikeyinden, derin teknoloji dikeyinden, sürdürülebilirlik alanında, bununla beraber mikromobilite alanında, eğitim alanında ve tabii ki biyoteknoloji alanında çok farklı alanlarda girişimcilerimiz var. Ve şu anda sırayla onları yaklaşık 3-4 dakika arasındaki sunumlarını dinliyor olacağız. Ve ardından da burada jüri üyelerimizin aslında yorumlarıyla bu oturumları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ve ardından da bootstrap şekilde girişimini geliştirmiş bir girişimcimizin ve exit yapmış bir girişimcimizin de tecrübelerine kulak veriyor olacağız. Şimdi ilk girişimcimiz olarak bizlerle beraber seyahat öncesi, sırası ve sonrası deneyimine yeni bir boyut getirmeyi hedefleyen Tripinli girişimi bizlerle beraber olacak. Ve Tripinli'den Alper'i ben sahneye davet ediyorum. Alper. Teşekkürler. Merhabalar. Ben Alper. Tripinli'nin kurucu ortağı ve CEO'suyum. Buradaki herkes yurt içi ve yurt dışında seyahatler yapıyordur. Aslında seyahatlerimizi yaparken en çok zorlandığımız nokta bu seyahati planlama süreci. Bu noktada 850'den fazla ortalama dijital noktaya temas ediyoruz. Ama bunun da ötesinde diğer kullanıcıların deneyimleri ve tavsiyelerini daha önceliklendiriyoruz ve bunlara ulaşmak için de farklı platformlar arıyoruz. Keza markalarda özellikle pandemi sonrasında ürün ve hizmetlerini bu topluluklara ulaştırmak için de daha efektif kanallar arıyorlar. Bizler bu noktada Web3 teknolojileri destekli bir one-stop platform ortaya koyuyoruz. Buradaki ana amacımız kullanıcıların seyahatleri öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyduğu tüm dijital çözümleri tek bir çatı altında toplamak. Ve siz seyahat etmeseniz dahi her gün kullanabildiğiniz ilk aslında seyahat uygulaması olmayı sağlamak. Kurucu ortaklı olarak ortağım Nejat'la birlikte 40 seneye aşkın hem seyahat sektöründe hem de yazılım sektöründe toplam bir deneyimimiz var. Bununla birlikte yeni yılın başlamasıyla birlikte de aslında mobil uygulamamızı iOS platformunda kullanıcılarımızın deneyimine sunmaya başlayacağız. MVP uygulamamızda kullanıcılar kendi seyahatlerini görsel bir şekilde düzenleyip paylaşabilecekler. 8 farklı içerik formatında gitmiş oldukları ve gitmek istedikleri yerlerle ilgili notlar alıp içerikler üretebilecekler. Seyahatlerinizi hem online hem de offline bir şekilde istediğiniz zaman istediğiniz yerde ulaşabileceksiniz. Ve çok detaylı bir şekilde gitmiş olduğunuz yerleri ve adımları, lokasyonları da kaydediyor olabileceksiniz. 2023'ün ilk 6 ay içerisinde de hem Android hem de web platformlarımızda
kullanıma sunuyor olacağız. Ve bununla birlikte özellikle 2023'ün ilk 6 ayında Web3 teknolojilerinden faydalanarak geliştireceğimiz özellikleri de platformlarımıza entegre edeceğiz. Hem son kullanıcının hem de B2B tarafta da kullanıma sunuyor olacağız. Üç temel aslında gelir modelimiz var, iş modelimiz var. Bunlardan biri aylık ve yıllık üyelik modelimiz olan freemium. Markaların reklam platformumuzda vermesi sonucu elde ettiğimiz gelirler ve üyelik modelinden elde ettiğimiz gelirler. Geçtiğimiz iki senede aslında bir POC çalışması da yaptık. Travel Insightpedia adında bir web sitemiz ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla toplamda 25 milyon tekil kullanıcıya ulaştık. Buradan elde ettiğimiz içgörüler, pazar validasyonu ve early adapterlarla aslında şu an içinde de 5000 kullanıcıya ulaşmış bir wait listimiz var. Bahsettiğim gibi yeni yılla birlikte bu kullanıcılara test flight'a davet linkleri de yolluyor olacağız. İlk senenin sonunda 60 bin, ikinci senenin sonunda da 360 bin aylık tekil kullanıcıya, aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Seyahat ve turizm sektörü çok büyük bir sektör. Bizim buradaki aslında adreslediğimiz pazarda da yaklaşık 200 milyar dolarlık bir pazar ve bunun içerisinde de 200 milyon millennial var. Bunlar aktif olarak seyahat ediyorlar. Rekabette ise MVP uygulamamızı çıkarmamızla birlikte doğrudan rakiplerimizden zaten farklılaşıyoruz. Ve diğer rakiplerimizle de özellikle büyük markalarla da Web3 teknolojilerini platformumuza entegre etmemizle birlikte ciddi bir rekabet avantajı sağlıyoruz. Buradaki ana amacımız aslında seyahat sektöründe öncü bir şirket olabilmek. Kendimizi böyle konumlandırıyoruz ve hep global ilerliyoruz. Şu an için aktif olarak sürdürmüş olduğumuz bir tohum öncesi yatırım turumuz var. 250 bin dolarlık. Bunun 150 bin dolarını çeşitli VC'ler ve melek yatırımcılardan toplamış bulunuyoruz. Aynı zamanda 100 bin dolar değerinde COSCAP'ten almış olduğumuz iki tane desteğimiz var. Hedefimiz yatırım turumuzu 1 Şubat 2023 tarihine kadar tamamlamak. Alacağımız yatırımla birlikte de 2 sene içerisinde 750 bin dolarlık bir gelir yaratmayı ve İngiltere'deki şirketleşme süreçlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa cevaplamaktan memnuniyet duyuyorum. Evet, Tripinli ve Alper için herhangi bir sorusu olan varsa hızlıca alabiliriz. Evet. Şu an için native bir şekilde ilerliyoruz. Swift'te, iOS'ta, Swift'te. İlerleyen süreçte de hem Android hem de web'te de çok farklı teknolojileri bir arada kullanabileceğimiz bir altyapıyı şu an öngörüyoruz. React ve diğerlerinin hepsinden de en optimum şekilde faydalanacağız. Bu şekilde. Tamam, şöyle. Aslında bizim hani seyahat sürecimiz yaklaşık böyle 4-5 farklı adımdan oluşuyor. İşte hayal etme, planlama, rezervasyonları yapma, seyahatimizi gerçekleştirip yorumlar, içerikler paylaşmak, işte fotoğraflar, yorumlar gibi. Tüm bu süreçlere aslında hitap eden bir ürünler kalması, kullanıcıların deneyimlerini ön plana çıkardığımız, kullanıcıların önerilerine ve tavsiyelerine, diğer kullanıcıların önem verdiği bir yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Buradaki temel aslında referans noktamızda her 4 kullanıcıdan 3'ü seyahati öncesi diğer kullanıcının bir lokasyondaki ya da bir destinasyondaki deneyimine bakıyor, onu önceliklendiriyor. Başka sorunuz yoksa çok teşekkür ederim. Web sitemizden de kayıt olursanız sizlere de yeni yıldan itibaren uygulamayı denemeniz için test flight'a davet ediyor olacağız. Çok teşekkürler. Alper, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, Alper ve kurucu ortağı Necat Bey buradalar. Son kısımda kendileriyle görüşüp detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi sıradaki girişimcimize geçiyoruz. Sırada yazıcıdan çıktı alma kolaylığında titanyum işleyebilen bir girişimcimiz var. Ve Alloy Additive kurucusu Mehmet sahnede. Mehmet. Çok teşekkürler. Merhabalar, ben Mehmet Çetinkaya. Alloy Additive'in kurucusuyum. Biz özellikle savunma sanayi, havacılık, petrokimya gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu büyük boyutlu metal parçalar üretiyoruz. Bunu da kendi geliştirdiğimiz 3D yazıcıyla yapıyoruz. Bu sektörlerde yaygınca kullanılan yöntem aslında talaşlı imalat. Bir bütünün işlenerek parçanın oluşturulması şeklinde ilerliyor. Burada %90'a varan metal fireleri söz konusu ki doğamıza da ciddi bir zarar veriliyor aslında. %200 oranında karbondioksit emisyonu durumu söz konusu. Mevcut 3 boyutlu yazıcılarda küçük metal tozları kullanılıyor. Bu tozlar hem boyutları limitliyor hem de üretim hızını çok düşürüyor.
Biz bunu kullandığımız metal teliyle çözüyoruz aslına bakarsanız. Burada bir robot kol gözlemliyoruz. Bu hareket kabiliyeti sağlarken aslında teknolojinin arkasında bir kaynak durumu söz konusu. Burada görmüş olduğunuz tüm donanımları bir arada çalıştıran bir yazılımımız bulunuyor. Yani biz robot kol kaynak makinesi ve diğer aparatları bir araya getirip bu yazılımımızla aktif şekilde cihazımızı çalıştırıyoruz. Bir örneğe bakalım isterseniz. Buradaki örneğimiz 430 mm çapında ve 225 mm yüksekliğinde bir parça. Geleneksel yöntemlerle 7 farklı prosesten üretilen bir parça ama üretim süresi 3 haftadan daha fazla sürüyor. Biz bu parçayı 21 saatlik bir süreçte ürettik. Dolayısıyla bu aslında üreticiye %85 daha verimli ve daha hızlı bir prosesin yanında ekonomik bir üretim de getirmiş oluyor. Aslında titanyum alışımını işleyebiliyor olmamız bizim en büyük avantajımız rakiplerimize nazaran. Ham malzeme tedariğinde çok problem yaşanan bir metal olması sebebiyle bu metali işliyor olmamız çok büyük bir avantaj. 3 boyutlu yazıcıların pazarı 2019 yılında 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 3 boyutlu metal yazıcılarda bu 800 milyon dolar. Fakat büyüme oranı %32 civarında ki bu büyüyen ve gelişen pazardan biz de 4 yılda 10 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz. Rakiplerimizden bazıları titanyum gibi havacılık metallerini işleyemezken bazıları da bunu yeterince verimli şekilde yapamıyorlar. Biz alloy additive olarak titanyumu maliyet etkin şekilde üretebiliyoruz. Gelir modelimiz aynı bir PDF'i yazıcıya gönderip kağıdı elinize aldığınız gibi müşterimiz bize teknik dokümanı gönderiyor. Biz de müşterimize metal parçayı sunuyoruz. Dolayısıyla uçtan uca bir süreci yönetiyoruz. Fakat ölçeklenebilir iş modelinin biz 3D yazıcının kendisinin satışı olduğunu düşünüyoruz. Zaten yatırım arıyor olmamızın sebebi de bu. Kendi alanında yetkin ARGE personelimiz bulunuyor. Ben ODTÜ Meteoroloji Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Koç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Uzayda metal katılaştırılması projesini yürüttüm. Sonrasında bir havacılık şirketine girerek 4 yıl boyunca orada lider kaynak mühendisi olarak çalıştım. Bunun yanında 3 akademik danışman, 7 iş geliştirme mentorumuz ve 4 teknik personel bize yarı zamanlı olarak yardımcı oluyorlar. Ocak 2020'de ilk prototiple başladık. TÜBİTAK BİK desteğiyle şirketleştik. Ve geçtiğimiz aylarda TÜBİTAK 1501 projemizi başlattık ki bu proje aslında patentlenebilir bir teknolojiye götürüyor bizi. Projenin bütçesi 140 bin dolar civarında. Titanyum baskı kabiliyeti ve bir hazne içinde baskı gerçekleştirerek aslında havacılık metalinin layık olduğu baskıyı gerçekleştiriyor olacağız. Bunu başarabilmek için 10 milyon, 4 yılı 10 milyon dolarlık ciroyu elde edebilmek için aslında şu anda 500 bin dolarlık bir yatırım ihtiyacımız bulunuyor. Hem yurt dışı faaliyetlerimizi geliştiriyor olacağız hem de bir arayüzü, kullanıcı arayüzü geliştirerek 3D yazıcının kendisinin satışını gerçekleştireceğiz. Hali hazırda hem yurt dışı müşterilerimiz bulunuyor hem yurt içinde havacılık sektörü müşterilerimiz bulunuyor. Ama 3D yazıcının kendisini satmak istiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mehmet, çok teşekkürler. Herhangi bir sorumuz var mı Mehmet için? Tamam, şu anda yok. Bir sorumuz var. Var mı? Pardon, evet. Lütfen buyurun. Fiyat parçadan parçaya çok değişiyor ama biz 3D yazıcının kendisinin satışını 300 bin dolar olarak hedefliyoruz şu anda. Piyasada muadil ürünler 500 bin dolar civarında satılıyor ama titanyum işleme kabiliyetleri yok. Tabii ilk üründen sonra bizim fiyatlarımız artıyor olacak. Hassasiyetimiz şöyle, biz saatte 2 kilogram titanyum üretebiliyoruz. Dolayısıyla hızlı bir baskı, geniş bir katman genişliği durumu söz konusu ki 4 milimetre civarında bir katman genişliğimiz var. Hassasiyetlerimiz genel olarak düşük ama talaşlı imalatla ürün son haline getirilebiliyor hızlı bir prosesle. Yakın zamanda uzaya giden bir parça yayınlayacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz Mehmet. Ağzına sağlık. Çok sağ teşekkürler. Mehmet de etkinlik sonunda burada olacak. Yazıcıdan çıktı alma kolaylığında titanyum işleyebilen bir girişimciyle ve uzaya bir parça yollayan girişimciyle tanışmak isterseniz lütfen kendisini yakalayın. Şimdi her birimiz tabii ki buraya farklı lokasyonlardan geldik. Aramızda belki mikromobilite araçlarını kullanmış olanlar olabilir. Farklı servis sağlayıcıların araçlarını kullanmış olanlar olabilir. Şu anda sahneye gelecek girişimcimiz de bu alanda bir çözüm sunuyor. Farklı mikromobilite çözümlerini tek bir arayüzden sunularaktan
kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen devam hep anlatmak üzere Ahmet'i sahneye davet ediyorum. Ahmet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Ahmet Özçelik. Devam Hep'in kurucu ortaklarındanım. Bugün sizlere Devam Hep'in biraz yolculuğundan bahsedeceğim. Devam Hep olarak mikromobilite ekosistemini tek bir platformda toplayan bir pazar yeri modeliyiz. Birazcık size problemden bahsedecek olursam, özellikle mikromobilite ekosisteminde mikromobilite kullanıcılarının %87'si nadir olarak kullandıkları mikromobilite uygulamasını cep telefonlarında bulundurmak istemiyor. Bunun yanında da mikromobilite servis sağlayıcılarının ise araçları sadece belli bir lokasyona bıraktıktan sonra kullanıcı ihtiyaçlarına göre, aslında kullanıcıların kullanma potansiyeline göre müşteri kazanıyorlar. Bunun yanında da iyi bir aracı olmasına rağmen uygulama yapma konusunda sıkıntı yaşayan ve pazara adapte olmak isteyen mikromobilite kullanıcıları da aslında hemen pazara adapte olamıyor ve onlar için de 12 ay gibi süren bir adaptasyon süreci var. Biz devam hep olarak aslında tüm bu problemleri çözüyoruz. Bu elektrikli scooter, saatlik araç kiralama platformları, bunun yanında car sharing platformların hepsini tek bir platformda toplayan bir mikromobilite süper app'iyiz. Bizim aslında sunduğumuz en büyük değer önerimiz ise uçtan uca özellikle son kullanıcıların birden fazla araçla rota optimizasyonu yaparak tüm yolculuklarını mikromobilite devam app üzerinden gerçekleştirerek tüm mikromobilite araçlarını kullanarak gerçekleştirebildikleri bir platformumuz. Bizim en büyük değer önerimiz ise aslında bir mikromobilite alanında tek tıkla bir süper app sunuyoruz. Bunun yanında da rota optimizasyonu sunuyoruz. Birden fazla araçta rota optimizasyonu sunuyoruz. Ve hem markalar için hem de son kullanıcılar için de bir ekolojik ayak izi puanı vermekteyiz. Mikromobilite pazarına baktığımız zaman %20 gibi büyüme hacmine sahip bir pazar. Ve bunun yanında da özellikle Avrupa tarafında paylaşımlı mikromobilitenin yaklaşık 2025 yılına kadar 10 milyar dolar olması beklenmekte. Sadece şu an Türkiye'de İstanbul'da bulunan scooter sayısında baz alarak baktığımızda Türkiye'de 2022 yılı itibariyle 85 bine yakın scooter olduğu bilinmekte ve özellikle 2030 yılına kadar da bu sayının sadece scooter üzerinde 150 bin olması beklenmekte. Bizim rakiplerimiz elbette rakiplerimizden en büyük ayrıştığımız nokta aslında biz herhangi bir servis sağlayıcısı değiliz. Biz aslında servisleri buluşturan bir platformumuz. Globaldeki en büyük rakibimiz Freenow. Freenow'dan aslında en büyük ayrıştığımız nokta biz mass product seviye 2 entegrasyon yapıyoruz. Yani aslında bir scooter'ı veya bir herhangi bir karşı yenik platformunu kullanmak istediğiniz zaman onun uygulamasına yönlendirmeden tamamen tüm süreçler devam hep üzerinden gerçekleşiyor. Bizim gelir modelimize baktığımızda biz tamamen markalardan bizim devam hep üzerinden yönlendirilen müşteri başına %3 ile %5 arasında bir komisyon alıyoruz ve hiç uygulaması olmayan ve sıfırdan uygulama yapmak yerine direkt devam hep lisanslayarak da direkt uygulamalar hazır hale geliyor. Bunun yanında son kullanıcılara da aslında bizde yer alan platformların kampanya ve reklamlarını gösteriyoruz. Ekibimiz multidisipliner ve özellikle yazılım çözümlerini kendi içerisinde geliştiren ve Türkiye ve globalde de farklı büyük yazılım şirketlerine çalışan bir ekibiz. Ayrıca da Avrupa'da da kendi alanımızda da çalışan ekip arkadaşlarımız bulunmakta. Şu an itibariyle aslında hem EIT Urban Mobility gibi ve Türkiye'deki belli başlı kuluçka merkezlerine kabul aldıktan sonra şu an itibariyle ürünümüz hem BMOBS, Trigger gibi L7 sınıfı araç üretici markalar tarafından araçları hiç internete bağlantılı değilken şu an devam hep sayesinde araçları internete bağlantılı hale getirdik. Şu an 2023'ün ilk çeyreğinde de POC yaptığımız 3 tane scooter markasıyla beraber 5 tane aktif olarak mobilitede çalışan markayla 2023 ilk çeyreğinde hem iOS hem de Android tarafında canlı olarak son kullanıcıyla buluşacağız. Bunun yanında da şu anda İtalya'da da 2 tane aktif olarak POC yaptığımız markalar bulunmakta. Şu an aslında Avrupa odaklı büyümek isteyen bir girişim olduğumuz için de şu an 100 bin dolar gibi özellikle işbirliği ve ekip büyütme konusunda ve marketing konusunda desteğe pre-seed yatırıma ihtiyacımız var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ahmet, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Devam Hep'le ilgili sorusu olan varsa. Şu anda cebinde herhangi bir mikromobilite uygulaması yüklü olan var mı? Burada potansiyel müşterilerimiz burada. Evet. Onların kalbini kazanmamız lazım bir şekilde. Aynen. Ben linkleri atarım mailleri. Tamam, aynen. İlk kullanıcılar arasında olmak istiyorlarsa. Evet. Test kullanıcılarımız olarak bekliyoruz. Tamam. Süper.
O zaman çok teşekkür ediyoruz ben Ahmet. Ben teşekkür ederim, buyurun. Ahmet'in aynı zamanda İtalya'da normalde olan ortağı da bugün burada. Lokman'dı değil mi? O da burada. Ahmet ve Lokman'ı dilerseniz oturumun sonunda yakalayıp kendileriyle görüşebilirsiniz. Şimdi yine yeni bir dikeye alana geçiyoruz. Eğitim teknolojileri alanında bir sunumla bir girişime devam edeceğiz. Öğrencilerin okul deneyimlerini VR, AR ve simülasyon teknolojileriyle zenginleştiren STEMX'lere sunmak üzere Nuray Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Sahne sizindir. Herkese merhabalar. Nuray Özmen, STEMX'lerin kurucu ortağıyım. STEMX'ler ve portalının yeri çocukların kalbi. Biz de çocukların sesini dinledik. Ve beceri geliştirebilecekleri, 21. yüzyıla adapte olabilecekleri bir web portalı geliştirmek istedik. Çözmek istediğimiz problem, disiplinler arası eğitim ve sistem müfredatına yönelik içerik yetersizliğiydi. Bunu fark ettiğimiz için bu kısma çok önem verdik. Disiplinler arası kompleks kavram edinimlerini sağlayacak teknolojinin dağınık halde olduğunu fark ettik ve üç büyük teknolojiyi bir arada kullandık. Bunlar AR, VR ve simülasyon teknolojileriydi. Sistem temelinde gerçeği dinleyecek yeterli ve etkili hibrit, harmanlanmış çözümler çok sınırlıydı ve biz tamamı disiplin arası bir müfredat geliştirdik. Gerçeğin deneyimlendiği, tüm etkileşimlerin, yaşantıların depolandığı ve raporlandığı analitikler eksikti. Aslında bu kısımda çalışmalarımızı devam ediyoruz ve yatırımcı arayışımız da bu yönde. STEMX'ler öğretim modelini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü literatürde yayınladığımız akademik bir çalışmadır aynı zamanda. Ve tüm eğitsel etkinliklerimiz, geliştirdiğimiz bütün uygulamalar bu temelde geliştirildi. Sorgulamayla ve keşfetmeyle aslında AR ve VR'ı kullandırdıktan sonra öğrencilere arkasından tasarlama, yansıtma ve optimizasyonla otantik etkinlikler üretebilecekleri kutular veriyoruz. Ve eğitim etkinlikleri içerideki malzemelerle gerçekleştiriyorlar. Çözümlerimize kısaca şöyle bir göz atacak olursak, STEMX'ler çalışma kitabımız web portalında tüm etkinliklerde mevcut. Bloom taksonomisi ile eşleştirilmiş sistem müfredatına sahibiz 10 binden fazla eğitim etkinliği var. STEMX'ler web portalına entegre 5 binden fazla tasarım şablonumuz var. Bu da özellikle mühendislik temelinde atıf yapabilmek için kullandık. 50 binden fazla disiplinler arası sözcüğümüz var. Yine AR'la zenginleştirilmiş ve yüzlerce artırılmış gerçeklik deneyimi içeren yine etkileşimlere sahibiz. Aynı zamanda Türkçe öğretimi destekleyen ve XR teknolojilerinin içerisinde olan blended bir yapıda yine sunduğumuz sistem XR eğitim hikayelerimiz var. Baktığımız zaman neleri başardık? Ecoscap desteği aldık ve bir can suyu ile aslında projemize başladık. 2022 Şubat ayında lansmanımızı yaptık ve şu an STEMX'ler web portalı öğrencilerimizin ellerinde ve kullanıma açık bir şekilde deneyimliyorlar. Sistem temelinde hibrit harmanlanmış AR, VR ve simülasyonlarla ilgili 10 binden fazla etkinlikle şu an aslında satıştayız. Eduxer.com.tr üzerinden satıyoruz. Öğrencilerimize kutularımız gidiyor. Kutularımızın üzerinde aktivasyon şifreleri oluyor. Bununla web portalına üye oluyorlar ve eğitim etkinliklerine katılıyorlar. Eğitim etkinliklerini yaparken de kutuların içerisinde var olan materyalleri, otantik materyalleri kullanıyorlar. Baktığımız zaman ekibimiz aslında çok daha büyük ama biz şimdilik bu kadarını hani sizlere sunabiliyoruz. Kurucu ortaklardan Profesör Doktor Tufan Adıgüzel ve ben Nuray Özmen aslında yıllardır sahadayız, eğitimin içerisindeyiz, her kademede bulunduk ve eğitim danışmanlıkları yapıyoruz ve özellikle öğrencilerin 21. yüzyıl sınıflarını şekillendirmelerinde onlara katkıda bulunuyoruz. Hedefimiz ise asıl yapmak istediğimiz ve burada bulunma sebebimiz şu. AR veya simülasyonla zenginleştirilmiş sistem etkinliklerinin sayısını arttırmak istiyoruz. Çünkü bunlar çok talep görüyor, biliyoruz. STEMX'ler ve portalı altyapısı ve etkinliklerinin etkileşim ve öğrenme yaşantılarını depolayacak ve raporlayacak şekilde kurgulamak istiyoruz. Çünkü globale açılmak istiyoruz ve özellikle fırsatta eğitim eşitliğini sağlamak istiyoruz. Burada da size bir takım görseller sunduk.
ne istiyoruz az önce anlattım. Bize bu amacımızda yani çocuklarımıza eğitim eşitliği sunabileceğimiz bir yapıyı dinamik veri tabanıyla kurgulamak için çözüm ortaklarına ve iş ortaklarına ihtiyacımız var. Suha Bey 3 dakikayla sınırladığı için beni şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Nuray Hanım'a teşekkür ediyoruz. Eğitim dikeyinde eğitimde fırsat eşitliğini arttırmaya yönelik olarak bu projeyle ilgili olarak sorusu olanlar varsa uzun yılların saha deneyimine ve özellikle teknopedagojik yaklaşımla beraber akademik bir temel üzerinde yükselen bir proje ve hala hazırda da şu anda öğrenciler ve okullar tarafından kullanılıyor. Kaç öğrenciye okula dokunabildik, onun rakamını verebilir miyiz yaklaşık yani olarak? Şu an 300 zincir okulun içerisindeyiz. 300 zincir okul. Bütün okullardayız ve daha henüz 9 ayımız oldu. Hı hı. Ve yatırımımızı bayağı ölçüde çarpı hani bir 10-15 yaklaşık aldık. Çok büyük yatırımlar inanın kullanmadık ama yapmak istediğimiz daha çok şey var. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Nuray Hanım da yine etkinlik sonunda burada olacak. Kendisiyle eğitim teknolojileri alanında eğer ki ilginiz varsa bu alanda bir network sağlama potansiyeliniz veya yatırımla ilgileniyorsanız kendisiyle temasta olmanızı tavsiye ederiz. Ve şimdi sırada tamamen farklı bir dikeye geçiyoruz. Biyoteknolojik üretim yöntemleriyle polyester polimer endüstrilerinde aktif şekilde kullanılan ham maddelerin üretimine yönelik olarak projelerini aktarmak üzere Osea Biyoteknoloji'den Enes'i sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Enes Görkem Kekeç. Osea Biyoteknoloji'nin kurucu ortaklarından biriyim. Bugün size 1,4 butandiol'ün endüstriyel biyoteknoloji ile üretim projesini sunacağım. 1,4 butandiol polyester ve polimer endüstrisinin ana ham maddelerinden bir tanesidir. Sasa, Cortex ve diğer 1,4 butandiol'ün yoğun olarak kullanan firmalarla görüşmelerimiz sonucunda sektörün önemli problemleri olduğunu fark ettik. Bunlar döviz kurlarının yüksekliği, lojistik maliyeti ve zaman kaybı ve 1,4 butandiol'ün konvansiyonel olarak petrol bazlı üretimi dolayısıyla değişken petrol fiyatlarının ürün fiyatına olan etkisidir. Bizim bu duruma çözümümüz ise petrolden bağımsız biyoteknolojik üretimle aynı ürünün yenilenebilir kaynaklar vasıtasıyla daha düşük maliyetli üretimidir. Aynı zamanda bu sayede ürün daha ucuza mal edilebileceği gibi bu sayede ürün Türkiye'de üretileceğinden lojistik avantajı ve zaman kaybı lojistik dezavantajı ve zaman kaybının önemli ölçüde önüne geçiyoruz. Üretim teknolojimiz ise hedef organizmaya uygulanacak metabolizma mühendisliği sonucunda üretim kabiliyetinin kazandırılmasına, devamında da biyoreaktörler vasıtasıyla yenilenebilir kaynaklar kullanılarak fermantasyon sonucu ürünün tamamıyla atıksız olarak elde edilmesine dayanmaktadır. Sektörel dağılıma baktığımızda 1,4 butandiol birçok endüstri tarafından kullanılmaktadır. Global markette ise 2020 yılında 9.7 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken 2028 yılı tahmini verileri marketin neredeyse iki katı artarak 18.7 milyar dolara ulaşacağını öngörmektedir. Yerel pazara baktığımızda 1,4 butandiol talebinin aylık yaklaşık 750 ton civarında olduğunu görmekteyiz. Bunun da ne yazık ki tamamı ithal olarak distribütörler aracılığıyla karşılanmaktadır. Burada önemli nokta yerel payın bu ihtiyacın karşılanmasında sıfır olmasıdır. Yerel pazarında bize gösterdiği gibi girişimimizin yerli bir rakibi bulunmamaktadır. Yabancı rakiplerimize baktığımızda ise biyoteknolojik üretim ve düşük üretim maliyeti açısından tek rakibimizin BASF olduğu gözükmektedir. Bu firmaya karşı da yerel pazarda lojistik avantaj, fiyat avantajı ve zamandan kazanım açısından üstünlükler sağladığımızı söyleyebiliriz. Ürünün üretim kalitesi açısından ise yabancı rakiplerimiz aramızda hiçbir fark olmadığını görebilmektesiniz. Satış planımıza geldiğimizde 2025 yılı ile yerel ihtiyacın %1'ini karşılayarak 2025 sonu gelir beklentimizin 405 bin dolar civarında olmasını hedeflemekteyiz. Aynı zamanda 2025 yılı ve devamında üretim kapasitemizi kademeli olarak arttırarak yerel ihtiyacın tamamını karşılamayı, devamında da ihracata katılımı hedeflemekteyiz. 2020 yılında TÜBİTAK BİG ile hayata geçen girişimimiz, 2022 yılında 1,4 butandiolün, devamında da 2,3 butandiol ve laktik asitin üretim çalışmalarına başlamıştır. Aynı yıl içerisinde 1,4 butandiol ve 2,3 butandiolün üretim teknolojisinin patentlenme sürecini başlatmış bulunmaktayız. Buradan da anlaşılacağı üzere daha şimdiden ürün repertuarımızı oldukça genişletmiş bulunmaktayız. 2023 yılı 1,4 butandiolün verim arttırma çalışmalarına, 25 yılı ile de pilot üretimi tamamlayarak devamında yeni ürünlerin üzerinde çalışmayı hedeflemekteyiz.
2025 yılı hedefimiz olan pilot üretim ve verim artırma çalışmaları için 300 bin dolarlık bir yatırım talep etmekteyiz. Satış planımızda baz aldığımızda 2025 yılı sonu ile yatırımın geri kazandırıldığına dikkat çekmek isterim. Son olarak ekibimiz biyoteknolojinin de oldukça yetkin olmakla beraber akademik danışmanlarımız da projemizin gerektirdiği alanlarda oldukça deneyimli olmakla birlikte her türlü desteği ve imkanımızı sağladığını belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Enes'e sorusu olan var mı? OSEA Biyoteknoloji. Açıkçası bu birazcık, şöyle de gösterebilirim, rakiplerimize göre değişiyor. Çünkü Çin'i baz aldığımızda Çin zaten petrol çıkaran bir ülke. Ona karşı en büyük avantajımız, genelde firmaların şikayeti şu yönde oluyor. Tamam, döviz kurları her zaman yüksek ama hani biz sipariş ediyoruz, buna bazı üretim yapacağız ama bu sefer de önümüze lojistik maliyet çıkıyor. Çin'e karşı en büyük avantajımız tabii ki petrol bazlı üretimden ziyade bizim lojistik avantajımız oluyor. Ama alanın devlerinden BASF petrole sahip değil. O petrolü dışarıdan tedarik ettiği için burada da en büyük avantajımız petrol kullanarak konvansiyonel üretim aşırı derecede bir atık maliyetine sebep oluyor. Bunu bertaraf etmek için aynı zamanda üretici firma bununla da bir yatırım harcamak zorunda kaldığından bizim aslında en büyük avantajımız bu. Bu sayede bir firma hani bizim kullandığımız teknolojiyle üretim yaptığımızda bizim herhangi bir atık bertarafla ilgili bir sorunumuz yok. Tamamen elde ettiğimiz üretim tabiri caizse su ve şeker kullanarak affedersiniz en basit haliyle. Bu sayede biz bu ham maddeyi elde ediyoruz ve devamında hani bu tarz ek harcamalardan da kurtarılarak aslında kar marjımız burada yükseklik gösteriyor. Buyurun. Açıkçası şu an üretim tesisi olarak değil, daha çok laboratuvar ortamında verim arttırma, daha doğrusu ilk olarak doğrulama, devamlı da şu an verim arttırma çalışmaları için yatırım bekliyoruz. Şu anlık butandioller üzerinde ve laktik asit üzerinde molekülümüzü doğruladık. Lakin tabii ki şu anlık hani direkt bununla gidip açılamayız. Çünkü verim arttırma çalışmalarıyla belli bir seviyeye gelmemiz lazım. Bizim de öngörülerimize göre 2025 yılında bu piyasanın %1'ini karşılayacak seviyeye geldiğimizde zaten devir daimle birlikte daha da büyümeyi kademe olarak, çünkü şöyle anlatayım, bizim tamamen biyoreaktörler düdüklü tencere tabiriyle çalışıyor en basit haliyle. Ve bunları modüler olarak da kademe kademe arttırdığınızda aslında bir nevi tamamen üretim kabiliyetinizi çok yükseğe çıkartabiliyorsunuz. Başka soru sorun mu? Buyurun. Şöyle, aslında ham madde tedarik zincirimiz, şöyle anlatayım size. İlk olarak zaten bakteriler fermentasyon içerisinde gerektirdiği su ve şekeri ve minimum diğer metabolizma mühendisliği sonucu bunu oldukça kısıtlı bir şekilde tutmayı planlıyoruz. Bu sayede aslında bizim kullandığımız malzemeler çok pahalı malzemeler değil. Her daim ulaşabileceğiniz malzemeler olduğu için bunlar hem fiyat açısından hem de tedarik açısından sıkıntı yaratmayan malzemeler. İleride şöyle de bir teknolojiyi denemek istiyoruz. Bu bakteriler birçok aslında atık olarak değerlendirdiğimiz şeyi fermente edebiliyorlar. Bunlardan en basiti mesela tarım sırasında kullanılan posalar. Bunları da işin içine soktuğumuzda neredeyse tedarik zincirinde sıfır değere sahip bir şey hani kullanarak tamamıyla bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Başka evet. Sorusu olan var. Tabii buyurun. Evet. Yani aylık ortalama 750 ton civarında değişiyor. Bizim 2025 yılıyla tabii ki istediğimiz oranlara ulaştığımızda biz bunun ilk olarak %1'ini karşılamayı düşünüyoruz. Bu süreç bazından sonra da %1'ini 7,5'tan evet. Tabii ki devamında verim arttırma çalışmaları da devam edeceğinden bu proses bizde şöyle işliyor. Hem hani bir anda satış sırasında hem de organizmayı istediğimiz şekilde yönlendirebildiğimiz için ürünün üretim kapasitesi de zamanla artabiliyor çeşitli çalışmalarla. Hani bu sayede kademeli olarak büyümeyi hedefliyoruz. Devamında da zaten ihracata da geçmeyi hedefliyoruz. Sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. Enes'e sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Enes ve ekip arkadaşı da yine burada program sonunda kendileriyle temasta olabilirsiniz. Şimdi tabii ki burada ufuk açıcı sunumlar dinliyoruz. Çok farklı dikeyler, teknoloji alanlarında çözümler üretiliyor. Bunlar da aslında ülkemizin beyin gücü anlamında önemli bir potansiyel olduğunu bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Ama tabii ki bu yeterli değil. Bir beyin göçü faktörü var. Şimdi sırada girişimcimiz de aslında bu beyin göçünü tersine çevirme noktasında bir çabası olan bir girişimcimiz. Bu noktada da Greater projesini aktarmak üzere Araz'ı sahneye davet ediyorum.
Herkese selamlar. Greater'dan Araz ben. Bugün aslında Türkiye iş ekosisteminin hayatını değiştirecek bir çözümü anlatıyor olacağım size. Biliyorsunuz beyin gücü ülkemizin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Ancak dünyadaki birçok ülke, Kore, Hindistan, İsrail gibi ülkeler beyin gücünün bir yatırım olduğunu 40 sene önce fark ettiler ve tersine beyin gücü üzerine çalışmaya başladılar. Aslında bizler de çok şanslıyız ki Atatürk ilk cumhuriyeti kurduğunda bir grup öğrenci yurt dışına gönderdi ve onlara şunu söyledi. Sizlere birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz diye. Bizler de aslında bu konuya nasıl çözüm bulabiliriz diye düşünmeye başladık. Türk şirketlerinin şu anda yetenek açığı %71. Yani şirketler istedikleri yeteneklerin %71'ini bulamıyorlar ve yurt dışında globalde eğitim almış yeteneklere de ulaşacakları bir kanalları yok. Yurt dışındaki Türk yeteneklerin ise global bir yetenek oldukları için oradaki global şirketlerde yer almaları çok zor. Çünkü şirketlerin sponsor olmaları gerekiyor ve bu anlamda iş fırsatlarına erişemiyorlar. Ve Türkiye'deki ve Türk şirketlerinin global ofislerindeki kariyer fırsatlarında erişebilecekleri bir kanal yok. Bizler de aslında bu yüzden Greater'ı kurduk. Greater olarak yurt dışındaki en iyi üniversitelerde eğitim almış Türk genç yetenekleri Türkiye'nin en iyi şirketlerine kazandırıyoruz. Bunları hem Türkiye'deki ofislerine hem globaldeki ofislerindeki şirketlerin aslında insan kaynağını karşılıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen birçok şirketiyle çalıştık. Sabancı, Vakko, Mavi gibi. Ve en büyük artısı aslında bizimle çalışan şirketler birden fazla bizden hizmet alıyor. Bunun sebebi de etkimiz. Çünkü yurt dışında okuyan Türk öğrencileri Türk şirketlerinin kariyer fırsatlarına erişimini biz %2'den %92'ye çıkardık. Sizi Nazra ile tanıştıralım. Nazra Türkiye'de okuyorken yurt dışına gitti. Daha sonrasında bizim duyurumuz sayesinde şu an TEMSA'da çalışmaya başladı. Nazra gibi 30'dan fazla genç Türk yeteneği Türkiye'nin en iyi şirketlerine yerleştirdik. 31 ülke, 129 şehir, 292 üniversiteden 1300'den fazla üyemiz bulunuyor. Totalde de aslında 5000'den fazla Türk genç yeteneğe erişebiliyoruz. Bizim gelir modelimiz aslında şu anda şirketlerin iş ilanlarını, yetenek programlarının duyurusunu aslında bu genç yeteneklere duyurmak, headhunting gerçekleştirmek, etkinlikler düzenlemek ve onlara yetenek programı tasarlamak. Rekabet analizine baktığımız zaman aslında buradaki kariyer platformlarının en önemli farkımız aslında bizim bir dedike bir topluluk olmamız. Bu gerçekten çok önemli çünkü 21. yüzyıl topluluk çağı olacak ve biz buna çok önemli bir adım attığımızı görüyoruz. Ayrıca hedef kitle odaklı araştırmalarımızı da yapabiliyoruz. Pazar büyüklüğü şu anda 48 bin, şu anda aktif olarak yurt dışında okuyan Türk öğrenci sayısı var. 500 binden fazla da yurt dışındaki nitelikli Türk diasporası olarak görüntülüyoruz. Yatırım planlamasını aslında 18 aylık olarak düşünüyoruz ve 100 bin dolar arıyoruz bunun için. Biz aslında 2020 Eylül ayında bu projeye başladık büyük hayallerle. 2022 Şubat ayında şirketleştik. Ve belli bir açıdan aslında iş modelimizi ve gelir modelimizi doğurmuş olduk. 2023 Şubat ayında ilk yatırımımızı almak istiyoruz. Ve daha sonrasında aldığımız yatırımla birlikte şu an hazır olan mobil uygulamamızı yayınlıyor olacağız. Şu anda isterseniz de Apple Store'dan ve Play Store'dan indirebilirsiniz. Yatırımla birlikte operasyonu da başlatıyor oluyoruz. Ekibimiz aslında bendeniz birçok girişimde çuvallamış bir insan olarak bu ekipte co-founder olarak bulunuyorum. Aynı zamanda yönetim danışmanlığı ve kariyer net geçmiş olan Çağ'ın operasyonun başında. Gerçek bir beyin göçü ise bu işin kurucu ortaklarından bir tanesi. Atatürk'ün aslında kıvılcım olarak nitelendirdikleri aslında gençleri biz bu ülkeye alev topu halinde kazandırmak istiyoruz. Kendimize çok güveniyoruz. Günden güne de bize inanan şirketlerin sayısı arttıkça bu işe karşı olan heyecanımız artıyor. Aslında bunu sadece genç Türk yeteneklere değil, globaldeki Türk yeteneklerinin hepsini aslında Türk diasporası içerisindeki şirketlere kazandırmak hayalimiz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aras, enerjisi yüksek sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yüksek enerji sunumu için Aras'a teşekkür ediyoruz. Tiyatro kariyeri üzerine oldukça... Oyunculuk. Oyunculuk, pardon. Onu atlamışım. Herhangi bir sorusu olan varsa veya yurt dışında arkadaşı, kızı, oğlu, akrabası, Türkiye ile ilgili kariyer hayali olanlar varsa mutlaka Arazlarla ve Greater TR ekibiyle tanışsınlar. Onların ekosisteme katılması veya
yurt dışında Türkiye'yi şirketler aracılığıyla temsil etmeleri oldukça faydalı olacaktır. Herhangi bir soru var mı? Yok. Aras, çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Şimdi şöyle, ben kendim birçok fuck-up'larımda şunu gördüm, çuvalladığım işlerde. Hani şirketin aslında iş modelini doğrulamadan şirketleşmeme kararı almıştım. O yüzden ilk satış olana kadar, yani ilk bununla alakalı işlem olana kadar şirket kurmayacağız dedik. Biz 1 Kasım'da ilk aslında satışımızı L'Oreal'e yaptık ama ortada şirket yoktu. Biz hizmetimizi verdik, Şubat ayında kurduktan sonra da faturayı kestirdik. O yüzden bizim için çok önemli bir tarih, onu her yere yazıyoruz. Hatta böyle kendime de dövme yaptırıyor olacağım 1 Kasım'ı. O yüzden bu şekilde. Bir soru daha var. Birincisi biz beyin göçüne karşı değiliz. Hani gitsinler, görsünler, deneyim sahibi olsunlar. En iyi şirketlerde ve en iyi üniversitelerde eğitim alsınlar. Sonrasında bu aldıkları deneyimleri aktarabilecekleri ortamları hazırlayalım. Aslında temel bizim yol haritamız bu. Aslında yurt dışında eğitim alan, bu hayatına devam eden insanlar dediğim gibi iş bulma noktasında çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü global bir talentlar ve birçok global yetenekle yarışıyorlar. O yüzden iş bulmaları onlar için çok çetrefilli oluyor. İş bulduklarında da aslında istemedikleri bölümlerde, departmanlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Bunun sebebi de aslında yurt dışında kalma isteğinden dolayı. Özellikle de Gen Z'nin baktığımız zaman herkes aslında sevdiği işi yapmak istiyor. Ve birçok arkadaşımız da aslında Türkiye'ye gelirken şu amaçla geldi. Hani ben yurt dışında kalıp istemediğim bir iş yapacağıma gerçekten Türkiye'ye gelip istediğim işi yapabileceğim ortamlara aslında gelebiliyor olayım. Biz de şirketleri aslında global şirket kültürlerine sahip olan şirketleri aslında hem iletişim halindeyiz hem de o şirketlerin şirket kültürlerini yani çalışan deneyimlerini de global şirketlerin olduğu yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bu da aslında bizim verdiğimiz diğer bir danışmanlık hizmetlerinden bir tanesi. Bu arada mobil uygulamamızla birlikte zaten artık bir teknolojik bir boyutta kazanıyor olacağız. Buranın aslında gidebileceği birçok nokta oluyor. Biliyorsunuz ki yurt dışında birçok Türk diasporası var. Aslında biz bunun hepsini kapsamak istiyoruz. Aslında buradan birçok iş modeli de çıkıyor. Ama bunu böyle baby step'lerle de görüyor olacağız. Çok teşekkürler Aras. Soru için teşekkürler. Ayrıca o küçük ayrıntıya dikkat ettiğiniz için, şirketleşme sürecini yakaladığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir noktaydı. Ve artık bu heyecanlı sürecin sonuna geldik. Tabii şimdi yetenekten bahsettik, yeteneklerin kısıtlı olmasından bahsettik. Pek çok farklı kısıtlı kaynak var. Bunlardan bir tanesi de pek tabii ki hayati öneme sahip olan su. Biz her ne kadar kendimizi su açısından zengin bir ülkede olduğumuzu düşünsek de bunu zaman zaman bilinçsiz de kullansak da aslında su sıkıntısı yaşamak üzere olan ciddi su stresi altında olan bir ülkedeyiz. Ve bunu çözmek için de bir girişimcimiz kolları sıvamış durumda ve aslında önemli mesafe kat etmiş durumda. Şimdi sırada sınırlı su kaynaklarımızın verimli şekilde kullanılabilmesi için yazılım ve donanım geliştiren Bluit ekibi adına Hülya'yı sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Süha Bey aslında girişimizi yaptı, problemimizi anlatmış oldu. Ben Hülya, Bluit'in kurucusuyum. Biz Bluit olarak su tüketimini gerçek zamanlı olarak takip edip optimize eden bir su yönetim platformu geliştiriyoruz. Yola çıktığımız problem maalesef gittikçe büyümekte olan su krizi ve su krizi küresel çapta 5 küresel risk sıralamasında yer alıyor. Türkiye'de sanılan aksine su zengini bir ülke değil, aksine su fakiri olma yolunda ilerlerken sol tarafta görmüş olduğunuz bu yılın başında NASA'nın global resmi hesabından yayınlamış olduğu yeraltı sularının ne kadar kritik seviyede olduğunu gösteren paylaşım ve aynı zamanda ülkemizde uyardığı paylaşımı bu tüketiminin yüksek çoğunluğunu tarım ve sanayi sektörleri oluşturuyor. Biz Bluit olarak sanayideki su tüketimine odaklanırken baktığımızda son 10 yılda bu tüketim tam 3 kat arttı. Tesisler ve binalar içerisindeki su tüketim verimsizlikleri, olası su kayıpları, sadece toplam tüketimin bilinmesi ve geriye dönük verinin yokluğuyla birlikte su takibi yapılamamakta ve bu da problemi gittikçe büyütmekte. Biz Bluit olarak geliştirdiğimiz IoT tabanlı donanım ve yazılım çözümüyle birlikte gerçek zamanlı ve konuma dayalı su tüketim takibi yapabilirken yapay zeka tüketim analizi yapabiliyor, olası sızıntıları tespit edip kullanıcıya istediği zaman aralığında raporluyoruz.
Bunu 5 adımda gerçekleştiriyoruz. Tesisat noktalarına yerleştirdiğimiz sensörlerle anlık veriyi buluta aktarıp bulutta da çeşitli algoritmalarla işliyoruz. Aynı zamanda geleceğe yönelik de su tüketim tahminlemesi yapıp o tesis ve binaya yönelik bir su tüketim planlaması oluşturuyoruz. Aynı zamanda tasarruf etmelerine fayda sağlıyoruz. Pazar gittikçe büyümekte olan bir pazar. 2030'da küresel su pazarının 600 milyar dolar olması beklenirken akıllı su pazarının, yani içinde olduğumuz pazarın 60 milyar dolar olması bekleniyor ve biz bu pazarın %2'sine erişmek istiyoruz. Ülkemizde ise orta ve büyük büyüklükteki tesislere ulaşmak istiyoruz. Amacımız bunların %2'sine ulaşmak. Hedef kitlemiz ilk etapta sanayi tesisleri ve toplu yaşam alanları. Bu noktada da AVM'ler, okullar, otellere ulaşmak istiyoruz. En son, en uzun vadede de hanelere ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de doğrudan olarak bir su yönetim platformu rakibimiz olmamakla birlikte bizi sayaç firmalarını ayıran en önemli özellik ise anlık tüketim ve yapay zeka ile analiz etmemiz. Globaldeki rakiplerimizden en önemli üstünlüğümüz sadece bir takip sistemi değil, yönetim sistemi sunmamız olarak üstünlük sağlıyoruz. Gelir modelimizi donanım satışı artı SaaS aboneliği şeklinde planlarken kullanıcının istediği ek modüllere göre de saha ziyaretinden sonra bir fiyat teklifi veriyoruz. Peki biz şu ana kadar neler yaptık? Son bir yıl içerisinde TÜBİTAK hibesiyle şirketleştik. İlk prototiplerimizi yaptıktan sonra ilkini Anadolu İsuzu'da, ikincisini Kadıköy Belediyesi'nde iki pilot uygulama yaptık ve geliştirdiğimiz ek modülle de KOSGEB'e başvurduk. Yüzün üstünde potansiyel müşteri görüşmesi, paydaş görüşmesi yaparken bir yandan da bu yıl ilk defa yapılan İş Bankası ve Koç Üniversitesi'nin etki girişimcine seçilen 6 girişimden biriyken yine Sabancı Arf'ın bu yıl ilk defa yaptığı 14 girişimden biriyiz. Bu noktada da orada edindiğimiz network ile birlikte çeşitli işbirlikleri ve demo taleplerine yönelik çalışma gösteriyoruz. Bütün bunları suyumuzu kurtarmanın tutkusuyla 4 kişilik çekirdek ekibimizle birlikte yapıyoruz. Dinamik ve multidisipliner bir ekibiz. Ben biyokimyagerim, ekip arkadaşlarım bilgisayar mühendisleri, çevre mühendislerinden oluşuyor. Bize destek olan 4 kişi daha var ekipte, aynı zamanda da sürdürülebilirlik tarafında İzel Levi Coşkun danışmanımız. Yolculuk planımızda sahadan aldığımız feedbacklerle birlikte ürün geliştirmeye devam edip ekibimizi büyütüp bu yılın sonuna, daha doğrusu 2023'ün sonuna kadar 25 SaaS aboneliği hedefimiz var. Daha sonrasında da globalde 2024'te Almanya'ya açılmak istiyoruz ve bütün bunlar için de 150 bin dolarlık yatırım arayışındayız. Bu yatırımın büyük bir kısmını ürün geliştirme ve yeteneğe kullanmak istiyoruz. Peki son olarak şirketler neden kendine bu yatırımı yapmalı ve neden yatırımcılar bize yatırım yapmalı? Çünkü regülasyonlar ve su ile ilgili kısıtlamalar gün geçtikçe artıyor. Şu an karbon için ne konuşuluyorsa maksimum 5 yıl içerisinde su vergilendirmeleri için aynılarını ve daha fazlasını konuşuyor olacağız. Bu noktada pazar payı da yükseliyor. Şirketlerin de şimdiden kendilerini su tüketimlerini hazırlaması gerekiyor. Son olarak da ölçemediğinizde yönetemezsiniz diyorum ve gelin bu litre suyun sesine kulak verelim diyorum. Teşekkürler. Evet, Blue It girişimi için sorusu olan, merak ettiği olan. Lütfen. Estağfurullah. Bireyselin mi ürün yoksa firmacılık falan da düşünüyor musunuz? Şu anda B2B'ye, bireysele yönelik değil. Evet. Evet, aynen. Sanayi tesisleri ve aslında ticari tüketim alanları, oteller, kampüsler, AVM'ler gibi. Teşekkürler. Buyurun. Evet. Nasıl bir fayda? Yani iki yıldan sonraki, önceki ve sonraki bir şey var mı? Açıkçası orası bizim ilk saha denememizde. Bize bir alan sundular, ürünleri deneyip onların da bize feedback vereceği bir alandı. 30 günlük bir deneme süreci gerçekleştirdik. Bu süreçte ise onlara bir MVP rapor sunduk. Su tüketimleri, suya bağlı enerji tüketimleri, çünkü sıcak su ölçümü de yaptık. Sıcak suyu da ısıtmak için elektrik ya da doğal gaz kullanıyor. Buna bağlı karbon tüketimlerini sunduk. Onlar da ilk etapta bu 30 günlük süreçte bir farkındalık oldu. Fakat tüm tesis geneline yayılmadı. Sadece iki pilot bölgede yayınlandığı için uzun sürede şu kadar tasarruf edildi diye bir çalışmamız yok. Fakat şu anda süreçte beklenen 5 tane demo planımız var. Bunlar uzun vadeli olacak ve bu noktalarda da tasarruf, ne kadar tasarrufa ulaşabildiğimizi daha somut bir şekilde sunacağız. Teşekkürler. Başka soru var mı? Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Hülya. Rüzgar gibi geçti. Çok hızlı tekrar etmek gerekirse bugün bizlerle seyahat teknolojileri alanında Trip'in Lip, ardından derin teknoloji olarak ifade edebileceğimiz malzeme işlem alanında Alloy Additive,
Akabinde mikromobilite çözümlerine yönelik olarak devam hep. Ardından eğitim teknolojileri alanında sistem XR, biyoteknoloji alanında Osea biyoteknoloji, tersine beyin göçünü önleyecek HR-Tech alanında Greater ve son olarak da sürdürülebilirlik, iklim diyebileceğimiz teknoloji alanlarında da BlueIt sunumlarını bizlerle paylaştılar. Tüm girişimcilerimize bu süreçte gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum ve tekrar belirtmek isterim ki bu girişimcilerimiz aslında pek çok farklı programda da yer almış, ekosistemin aslında gelişimine dört bir elden katkı verdiği girişimciler. Diğer paydaşlarımıza da girişimcilerin gelişimlerine sağladıkları katkılar için buradan teşekkür etmek isteriz. Bununla beraber sunumlarda dikkatinizi çekmiştir. Erken aşama girişimcilerimizin yolculuklarında TÜBİTAK logolarını, COSGAP logolarını sıklıkla görüyorsunuz. Bu noktada da erken aşama girişimcilerin finansmana erişimi noktasında da ilgili kamu kurumlarımızın, TÜBİTAK, COSGAP veya İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurumlarımızın sağladığı destekleri de burada tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Startups Watch'un raporlarına sıklıkla kendilerine atıfta bulunuyorlar. Bu noktada da kendilerine de tekrar teşekkür etmiş olalım. Şimdi eminim girişimcilerle bir araya gelmek, fikir alışverişi yapmak için heyecan duyuyorsunuz. Ama bu herhangi bir kesintiye uğramadan devam etsin diye son oturumumuzda hızlıca gerçekleştirmek istiyoruz ve ondan sonra da aslında uzun networking aramıza ve burada paylaşımımıza devam edeceğiz. Ve son oturumda da aslında yatırım yolunu değil de Bootstrap tarafını tercih etmiş bir girişimcimizle, bir girişimci ekiple konuşuyor olacağız. Ve yatırım tek yol mu? Bootstrap bir SaaS girişiminin globalde X'te giden sürecini konuşmak üzere İlke Karaboğalı, Karaboğalı ve Ali Selim Aytuna'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Resimleri göre oturacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Hemen başlayalım. Hızlıca. İlke kimdir? Ali Selim kimdir? Buyurun. Ben bir orta kariyer girişimcisiyim. Yani kariyerinin belirli bir noktasında kurumsal hayattan ayrılıp girişimciliğe geçmiş bir insanım. Aslen endüstri mühendisiyim. Sonrasında 8 yılı aşkın kurumsal çok uluslu pazarlama kariyerinden sonra Selim'le beraber kendi şirketimizi kurduk. İşte orada da nereden baksanız bir 9-10 yıllık maceramız var. İsmim Ali Selim Aytuna. Ben de girişimcilik serüvenine mezun olur olmaz başladım. Sene 2004. Yaşım belli oluyor ama bunu söylemek istiyorum. Biz dinozorlar. Çok farklıydı o zaman ortam. İki tane B2C SaaS girişiminin kurucu ortaklarındandım. Sonra Nokia'ya girdim. Çok uluslu şirkette bir deneyim oldu. İlke ile orada tanıştık. Ondan sonra iki girişimimiz daha oldu. Onu İlke ile beraber gerçekleştirdik. Yani kanında girişimcilik zehri dolaşan insanlardan bir tanesiyim. Süper. Peki kurumsaldan girişimciliğe geçmek kolay oldu mu? Bu bilinçli bir tercih miydi yoksa hayat mı sizi oraya itti? Nasıl oldu? Yani şöyle, resesyondan bahsedildi ya, aslında hani resesyon bazen içinde bulunduğunuz şirkette de olabiliyor. Biz Nokia'da çalışırken Nokia aslında duraklama dönemine girmişti ve biz de bunu fark ediyorduk. Hani şirket ciro kaybediyordu, kan kaybediyordu. Ve biz de orada yavaş yavaş hareketlenmeye başladık. Kurumsal hayatta bir şeyleri sorgulamaya başladık. Böyle ufak tefek öğle yemeklerinde bazı fikirler üzerine konuşmaya başladık. Sonra onlar gerçek oldu. O zaman yani az önceki panelde yatırımcılarımızın bahsettiği gibi girişimci sürekli olarak ekonomiyi koklaması, havayı koklaması gerekliliği aslında tam zamanlı çalışanlar için de geçerli. Orada trendler nereye gidiyor, ne olacak? Sürekli olarak bir kontrol mekanizması gerekiyor. Tabii. Yani mesela şu anda globalde hani çok fazla şirket küçülüyor, işten çıkarılan çok fazla kalifiye insan oluyor. Çok güzel fikirlerin ve çok güzel girişimlerin ortaya çıkacağından ben eminim. Evet, süper. Peki, X'te giden ürünümüz belli ama farklı farklı ürünler denedik. Burada sizin belirli bir dikeyi seçmenizdeki motivasyon neydi? O karar verme süreci nasıl işledi? Aslında burada kendi problemimize odaklandık. Özellikle benim problemim. Ben alışverişten nefret eden bir insanım. Yani daha doğrusu alışverişteki seçim sürecinden nefret eden bir insanım. Biz de İlke'yle bu fikre odaklandık. Yani gerçekten büyük bir problem benim gibi insanlar için. Ve bir alışverişte seçim sürecinde akıllı bir asistan nasıl olur? Yani bu arkadaş, yakın çevremiz, güvendiğimiz arkadaşlarımız olabilir ya da bir yapay zeka olabilir. Biz önce İlke'ne odaklandık.
Öyle bir girişim başladık. Sonra pivot ettik. Hikayeyi anlatırız. Ama başlangıç noktamız aslında gerçekte gördüğümüz bir problemi çözme heyecanımızdı diyelim. Orada o zaman yani girişimcilere genellikle sorulan sorulardan bir tanesi de bu problemin seninle ilişkisi ne? İlişki güçlü evet. olduğu zaman aslında girişimcinin dayanıklılığı daha fazla oluyor. Daha uzun süre onun peşinde koşuyor. O zaman siz direkt o ilişki sizde vardı yani. Evet, aynen. Süper. Peki siz o problemi nasıl sahiplendiniz? Aynı felsefeye geldiniz. Ya, yani şöyle, nasıl diyeyim, aslında ikimizin de online alışveriş sırasında yaşadığı bir sorundu. Tabii ki şöyle, zaman içinde biz de fark ettik ki erkekler aslında bu sorunu daha da fazla yaşıyorlar. Yani bir karar verme, acaba şimdi ne alsam? Çünkü genelde beraber alışveriş, erkekler genelde eşleriyle ya da arkadaşlarıyla beraber alışverişe çıkıp öneri almayı tercih ediyorlar. Ama sanal ortamda daha da hani şey kalıyorlar o anlamda, kendilerini daha yalnız hissediyorlar. Bu anlamda hani aslında Selim'in tarafında daha çok yoğunlaşan bir şeydi bu. Biz girişim fabrikasının aslında birazcık ilanını gördüğümüzde de bir şeyler netleşmeye başladı, öyle diyebiliriz. Sene o zaman 2012. Milattan önce. Biz evet. Girişim fabrikasının ilk girişimlerden bir tanesiyiz. Aynen, evet. 2012'de girişim fabrikasıyla yolunuz kesişti. Ondan sonra aslında daha kollar sıvandı ve süreç başladı. Aynen, aynen. Şimdi orada siz ilk denediğiniz konsepte gitmediğini ve daha sonra ikincisine geçtiğinizden bahsettiniz. Orada o fikri öldürmek, devam etmeme kararı nasıl gelişti? Nasıl doğrulama süreci işledi? Tamamen konuşarak, sahada bulunarak. Biz çok basit bir prototiple başladık. Bizim ilk düşüncemiz internetten hızlıca arkadaşlardan yorum alma, tepki alma. Hani yakışır, yakışmaz, al, alma gibi. Buna odaklandık. Bunun için veri ihtiyacımız olduğunu fark ettik ve hani bize veri sağlayabilecek ücretsiz bir hani ilişki kurabileceğimiz şirketlerle konuşmaya başladık. Bir ilk örneğimiz şey oldu, ücretsiz ortaklıklar çok mide bulandırıcı bir şeymiş. İnsanlar niçin biz size yani niçin verimizi paylaşalım, siz bizden bir şey istemiyorsunuz derken biz şeyi fark ettik, hani biz değer önerimizi değiştirmemiz gerekiyor dedik. Ve biz ondan sonra e-ticaret şirketlerine, yani B2B'ye yönelmeye başladık. Yani e-ticaret şirketlerinin çözümü yaratmaya başladık ve çözümümüz tamamen sosyal bir uygulamadan yapay zeka destekli bir e-ticaret modülüne dönüştü. Ama bunu hep konuşarak, sahadaki insanlarla bir arada olarak keşfettik. Yani ilk baştaki aklımızdaki resim çok farklıydı. O sahadaki çaba, o zaman doğrulama faaliyetleri size evet. rotayı netleştirdi. Ama girişim fabrikasındaki mentorlarımızın tabii ki çok büyük desteği var. Biz de onlar ittirdiler. Evet. Sahaya. O yalın girişimdeki müşteri keşfi görüşmelerini yapmamız için bizi motive etti girişim fabrikasındaki mentorlarımız. Ve o sayede de birçok etkinliğe gidip yeni insanlarla tanışıp yeni keşifler yapma imkanı bulduk. Hatta şöyle Etohum'un Startup Turkey etkinliği vardı Antalya'da. Etkinlikte tesadüf böyle canım sıkıldı, dışarı çıkalım istedik. Şeyden dışarı çıktık, bahçeden dışarı çıktık. Sonra geri dönerken yine böyle ufacık bir bahçe kapısında üç beyefendiyle karşılaştık. Onların da e-ticaret şirketinde çalıştığını biliyorduk. Ah hemen işte siz de mi etkinliğe geldiniz falan diye sohbet ederken böyle çok basit fikirden bahsettik ve ilk müşterimiz o üç beyefendiden birinin şirketi oldu. Ve bizi hani B2C'den B2B'ye aslında dönmeye zorlayan şeylerden biri, karşılaşmalardan biri buydu aslında. Anladım. Tesadüfler aslında bir şeye yol açmış oldu. Peki ekip içerisinde o erken aşamada nasıl bir görev dağılım vardı? Sonuçta iki kişilik aslında bir ekip yapılanması var ve yapılması gereken çok fazla şey var. Orada dengeleri nasıl sağladınız, nasıl yönettiniz süreci? İlkeyle bizim yeteneklerimiz birbirini çok tamamlayıcı. Uzaktan bakmak gerekirse ben daha çok... değer önerisini ürünle nasıl sağlayabiliriz ve ilk kere daha çok hani büyüme tarafına odaklandı. Aslında böyle iyi bir iş paylaşımı oldu ve süreç boyunca sürekli beraber bunu yönettik. Yani yeni değer önerileri keşfettikçe bunu teknolojiyle nasıl karşılarız ve bunu bir sürdürülebilir iş modeline nasıl dökeriz sorularını karşılıklı sürekli olarak birbirimize sorduk ve büyüdük. Yani birbirimizi tamamlayıcı bir yapımız vardı. Orada belki girişimci arkadaşlara şeyi önerebiliriz. Yani kendileriyle aynı yetkinlik alanından değil de tamamen farklı yetkinlik alanlarından ortak seçsinler. O zaman zaten evet. doğal olarak şey oluyor. Yani görev paylaşımına gidiyorsunuz. Çok, yani birbirini tamamlayan bir skill seti olması aslında. Aynen. Orada çok kıymetli oldu sizin için. Çok güzel. Peki o zaman ilk müşterimizi bulduk dediniz. O ilk sattığınız ürün neydi ve zaman içerisinde nasıl bir gelişim, ne kadar değişim gösterdi? Müşteri sayısı arttıkça veya müşteri sayısını arttırmak hani ilk tesadüf belki oldu ama
ne kadar kolay oldu, orada neler öğrendiniz? Biraz ondan bahseder miyiz? Aslında biz ortada ürün yokken ürünü sattık. Onunla da ilgili çok keyifli bir ifademiz var. Şu şey, ofise gitmiştin ya sen ilk geliştirmede, onu anlatsana Selim. Bu çok keyifli bir hikayedir. Yani aslında orada sattığımız şey değer önermesi, ürün değil. Bunu biz orada değer önermesini sattık ve bu değer önermesini simüle eden bir arayüz yaptık aslında. Arka plan boştu. Arkada hiç kod yoktu. Ama bu aslında müşterinin nasıl bir deneyimle karşılaşacağının bir simülasyonu ve gerçekten hani seeing is believing, neyse işte görmek inanmaktır. Onu gördükleri anda aslında onlar satın almayı hazırdı. Biz de o doğrulama yapar yapmaz ekibe döndük ve ürünü geliştirmeye başladık. İlk versiyonumuz çok basit bir versiyondu. Ama biliyorduk ki doğru yoldayız. Hani değer önermesini sattık, biz ürünü satmadık. Yani ben hep bunu diyorum. Değer önermesi asıl önemli şey odur. Yani onların acı noktasını çok net bir şekilde bulmuştunuz ve onu çözüyordu. Evet. Ve yani siz onlarla sözleşme imzaladınız herhalde. Hiçbir şey yok. Ortada sözleşme yok, hiçbir şey yok. Yani sadece biz hani Selim'in bahsettiği gibi bir değer önermesinden bahsettik. İlgilerini çekti. Bunu nasıl hayata geçirebiliriz diye konuşmaya başladığımızda, hatta hatırlıyorum Selim bir gün atlayıp gitmişti ilk müşterimizin ofisine ve hani orada o ön yüzle ilgili onların da bazı beklentilerini falan öğrenip sonra tekrar ofise dönüp ya bakın böyle böyle bir şey istiyorlar falan demişti. Ve ilk geliştirmeleri biz o minvalde yapmaya başladık aslında. Ortada hiçbir şey yok, fiyat yok. Ondan sonra arka yüzde yazılmış hiçbir kod yok. Bu arada MVP kavramı da o zamanlar Türkiye'de çok çok az bilinen bir kavramdı. Şimdi bütün sunumlarda herkes MVP'den bahsediyor ama bu bizim bahsettiğimiz sene 2012. O zaman hani yalın girişim kavramı zaten Silikon Vadisi'nde yeni, işte Türkiye'ye yeni geliyor falan. Biz aslında MVP'yi o zaman yaptık. Yani. Şöyle bir anekdot anlatabilirim. O zamanlar kişiselleştirme sistemleri kurmak e-ticaret sitelerine büyük bir işti. Çünkü böyle büyük montanlı kurumsal yazılım şirketleri işte gelip işte haftalar, aylar süren bir entegrasyon süreci falan. Ben onlara şeyi söyledim. Google Analytics kadar kolay entegre edilebilen bir sistem olsa ne derdiniz? Ve onlar onu havada satın aldılar. Bizim değer önerimiz buydu. Yani kişiselleştirme teknolojisini sitenize Google Analytics ekler kadar kolay ekleyebileceğiniz bir sistem. Yani ama bunu ben o ofiste, o masada beraber bir şey oluşturduk. Ondan sonra hikaye öyle büyüdü. O zaman burada tekrar girişimciler açısından baktığımız zaman hani girişimcinin işte mükemmel ürünü çıkartayım, her şey hazır olsun ondan sonra gideyim felsefesi. İlk ürünümüzden utanıyorduk yani arka plan en azından. Hani backend. Ama bu doğrusu bu. Evet, yani zaten LinkedIn'in kurucusunun sözüydü galiba. Hani ilk üründen utanmıyorsan aslında çok geç kalmışsındır. Şeklinde bir ifadesi ama vardı. Bir yazılımcı için ya da bir teknik insan için bu biraz zor bir karardır. Yani ben de yazılım mühendisiyim. Hani hiç yakıştıramazsınız kendinize ama gerçekten önemli olan teknolojiniz değil, çözdüğünüz problem. Buna odaklandığınız anda teknoloji sadece bir araç oluyor. Bu yani bu düşünce yapısına dönmek kolay değil. Ama çok büyük bir adım diyelim yani. Süper. Peki şimdi tabii orada profesyonel kariyerlerden geçtiniz, girişimci oldunuz, işte bir ürün ortaya çıkıyor ve hani bir karar noktasındasınız. Bootstrap mi yapacaksınız, yatırım mı alacaksınız? Oradaki değerlendirme süreçleriniz nasıl işledi ve Bootstrap'e doğru sizi götüren neydi? Onu biraz bahseder misiniz? Yani şöyle biz bir 37 Signals ekibinin Rework diye bir kitabı vardı. İkimiz de onu okuyup ondan bayağı bir etkilenmiştik. Özellikle işte ürün geliştirme süreçleri, müşteri ihtiyaçları ve bir şey olmadan da yatırım olmadan da nasıl şirket büyütülür. Bununla ilgili bazı metodolojilerden bahsediyorlardı. Kendi kullandıkları şeyleri anlatıyorlardı. Biz bunlardan çok etkilendik ve hani deneyebilir miyiz diye bakmaya başladık. Zaten değer önermesini oturttuğunuz zaman müşteri ilgisi de geliyor. Tabii ki ilk başlarda çok fazla saha satışı yapmamız gerekti ve o sayede hani şeyimizi, kendi müşteri bazımızı büyütmemiz gerekti. Ama hani biraz aslında orada su yolunu buluyor gibi. Hani bakıyorsunuz bir şekilde bir operasyonel gelir elde etmeye başlamışsınız. İşler yoğun. Hani yatırımcı aramakla mı zamanı yani yatırımcı aramaya mı vereyim? Yoksa daha fazla müşteri bulup eldeki müşterileri büyütüp hani onlara yeni şeyler, yeni ürünler, yeni hizmetler satarak onları mı büyütmeye çalışayım diye bir şey yapmanız gerekiyor. Orada bir hani karar vermeniz gerekiyor. Biz o kararı müşteri tarafında verdik. Yani müşteri peşinde koşalım dedik, yatırımcı peşinde koşacağımıza. Yani ilk müşterileri biz yatırımcı gibi gördük. Onlar bizim yatırımcı gibi bize işi öğreten insanlar aynı zamanda olarak gördük. Biz oradaki öğrenme hızını ve kalitesi arttırmak için elimizden geleni yaptık. Yani fiilen ilk de ben de onun ofisine gittik, vakit harcadık.
Yani biz onları yatırımcı olarak gördük ve onların öğreniminin paha biçilmez olduğunu varsaydık. Böyle yani aslında. Yani ürün tamamen aslında müşteriyle beraber geliştirmenin sağlamış olduğu o faydayı siz faydalanmış oldunuz. Peki orada şöyle zaman zaman tabii şöyle riskler de oluyor. Yani müşteri çok talepkar da olabiliyor. Evet. O süreci nasıl yönettiniz? Sonuçta girişimcinin de bir yerde bazı şeyleri filtrelemesi, önceliklendirmesi gerekiyor. Ve bu her zaman ilk defa girişimci olanlar için kolay olmayabiliyor veya sektör deneyimi olmayanlar için kolay olmayabiliyor. Siz o süreci nasıl yönettiniz? Çok zor bir süreçti gerçekten. Nereden başlasak? Bence hayır demek bir sanat. Bizim ilkeyle en baştan beri aslında vizyonumuz ürünü global bir SaaS uygulamasına dönüştürmekti. Yani kurumsal şirketleri sadece ön yatırım ve öğrenme olarak gördük. Ve bunu globalleşen, kendi kendine yeten bir hizmet SaaS ürününe çevirmekti. Ve hep şey diye düşündük. Biz kurumsal müşterilerimizden öğrendiğimiz şeyler eğer bizim uzun vadeli vizyonumuza hizmet ediyorsa bunlara evet diyeceğiz. Etmiyorsa hayır diyeceğiz. Biz evetten çok hayır demeye çalıştık. Kolay değil. Yani çünkü işin ucunda sıcak para var. Hani bir şey istiyor ve onu yaparsanız hemen ne bileyim para kazanacaksınız. Ama biz çok fazla hayır demek zorunda kaldık. Ve hani gerçekten de o konuda iyiydik. Yani kurumsallardan öğrendiklerimizin yani o özel öyle bir alt küme seçtik ki onlar şu an globaldeki küçük ölçekli şirketler için işine yarıyor. Ama arada tabii ki kaçanlar oldu yani. Şey diyemem. Güzel. Orada hayır demenin gücünü bir şekilde kullanmak gerekiyor. Tabii ki insan her zaman ya hayır dedim ama soru işareti her zaman aklımızda kalıyor ama evet kolay değil. Peki yerelde doğruladınız çok güzel. Peki o vizyon da var. Hani biz global bir SaaS girişimi olmak istiyoruz ve bu ürünü yurt dışındaki müşterilerle de buluşturmak istiyoruz. Orada süreç nasıl işledi? Globale açılım, o ilk müşterileri kazanmak kolay oldu mu? Sonuçta pazarlama anlamında biraz daha farklı bir yapı. Yani daha erken aşamadan bahsediyoruz. 2012 yılından bahsediyoruz. Yıllar içerisinde gelişmiş olsa da. O tecrübeyi de biraz açar mısınız? Çünkü şu anda da aslında SaaS girişimciliğiyle çok ön planda olan bir alan ve popüler bir alan. Oradaki tecrübeleriniz yol gösterici olabilir. Tabii. Yani şöyle oluyor şimdi birazcık da Türkiye'nin ortamını konuşmak lazım orada. Biz şirketi ilk kurduğumuzda dolar 2.62 idi. Tabii ki yani çok ciddi bir şekilde veri işliyorsunuz ve de arka planda çok ciddi sunucu giderleriniz var. Microsoft'tan destek aldık işte Azure, BizSpark vesaire ama hani yine de onlar bir yere kadar. Ve bakıyorsunuz hani TL kazanıyorsunuz. Diğer tarafta dolar harcıyorsunuz. Maliyetlerinizin bayağı büyük bir kısmı dolar. Evet burada yatırımcınız yok. Hani öyle şeyde bankada çok güzel bir kenarda duran nakdiniz yok. Birazcık da ister istemez şey yapmanız gerekiyor. Yani hani dolar kazanmaya doğru direksiyonu kırmanız gerekiyor. Hani tabii ki hayalleriniz hep globalleşmek ama bunun dışında bir de hani piyasadaki gerçekler de sizi ister istemez buna itiyor. Biz de orada yani Selim'in dediği gibi Türkiye'deki kurumsal müşterilerden çok şey öğrenmiştik. Yani ürün ve ihtiyaçla ilgili çok şey öğrenmiştik. Onları replike edebileceğimiz bir alan bulduk globalde. Bu da şöyle oldu. Biz daha hani hizmet şeklinde verdiğimiz yapıyı, platformumuzu bir uygulama şeklinde paketledik. Ve de globalde KOBİ'lerin de, e-ticaret KOBİ'lerinin de kullanabileceği bir formata soktuk. Bu bizim tabii ki farklı kanallara ulaşmamızı sağladı. Şöyle ki biz Türkiye'de mesela yüz yüze sağ satışı yapıyorduk. Yurt dışına geçerken böyle bir şansımız olmadığı için birazcık daha müşterilerin bizi bulmasını sağlayacak kanallara odaklanmak durumunda kaldık. İşte e-ticaret sitelerinin kullandığı platformların uygulama mağazaları gibi yerlerde kendi ürünümüzü gösterdik. Oralardan zaten organik olarak trafik almaya başladık. Yani hani İngilizce kelime kullanacağım ama outbound olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri Türkiye'de globale geçerken inbound haline getirdik. Çok güzel. Orada peki bu ne kadar hızlı sonuç verdi? Sonuçları gözlemlemek sizin için kolay oldu mu? Yoksa sonuçta Türkiye'de hemen ofise gittiğiniz zaman evet hayır veya bir şeyi sonuca erdirmek kolay olabiliyorken bu inbound marketing'in sizin için cevap verme süresi nasıldı?
çok daha hızlı oldu aslında. Yani şöyle, uygulama haline getirdiğimiz için hizmetlerimizi, Selim ve teknik ekibimiz orada çok güzel bir çalışma yaptı ve çok hızlı yüklenebilir bir, yani e-ticaret sitelerinin çok hızlı bir şekilde yüklediği bir eklenti haline geldik. Öyle olunca zaten şeye girdiğinizde, uygulama mağazasına girdiğinizde insanlar sizi bulup indirmeye başlıyorlar. İndirdikleri zaman bir sürü şey geliyor. Sıkıntı çıkıyor. Evet. Sıkıntı çıktığında konuşmaya var. Size işte e-posta atıp yani destek istemeye başlıyorlar. Ondan istersen sen bahset. Evet, yani orada bir kelime duymuştum. Support driven development diye bir şey. Enteresan. Yani o biz global açıldığımız zaman sürekli bize işte teknik destek ya da sorular geliyordu. O soruları ben bizzat yanıtlıyordum. Ve o sorular bizi ikinci öğrenim dalgasını başlattı. Yani global bir uygulamada küçük ölçekli mağazaların dertleri nedir, ihtiyaçları nedir, istekleri nedir, problemleri nedir? Bizi o süreç inanılmaz eğitti. Yani ilk başta hani ofislere giderek öğrendiğimiz süreci bu sefer destek taleplerini cevaplayarak ve çok pivot etti, çok değiştirdik uygulamayı. Çünkü insanlar, ama tabii o da bir de sanat, yani insanların sorduğu sorunun altındaki o dip şeyleri arıyorsunuz. Yani aslında ne demek istiyor, motivasyon nedir? Hatta bazılarıyla bir diyalog başlatıyorsunuz falan. Şimdi tabii onlar daha kolay, Slack üzerinden kanallar kuruyorsunuz ama hani o destek sürecinde inanılmaz şey örnek, çok değiştirdik uygulamayı ve aslında yani biz başta şeye çok odaklanmıştık, hani yapay zekanın performansına odaklanmıştık ama zamanla fark ettik ki aslında o değil, küçük ölçekli e-ticaret sitelerinin kişiselleştirmeden anladıkları sitelerindeki boş alanları mantıklı şekilde doldurmak. Şimdi güzel gözükecek şey. Aynen, yani hani bu bir, ya bu bir istek, ya bunu şey, bunu sorgulayamazsınız yani. Tabii, müşterinin isteği bu. Ve biz de o teknik terimleri, yok gerçek zamanlı olduğumuzu, yok bilmem ne olduğumuzu, onları kenara bıraktık. Çok daha basit bir terminolojiyle ürünü anlattık. Aslında hani ürünü işte downgrade ettik. İngilizcesini, Türkçesini bilmiyorum. Yani aslında ürünü olduğundan daha basit gösterdik. Hani bu bana biraz zor geldi başlarda. Ama müşterinin istediği oydu ve ne zaman ki o basitleştirdik, ne zaman ki biz sizinizi güzelleştiriyoruz tarzında bir şeye döktük işi, çok daha hızlı. Enteresan yani. Bu da bir, çok ciddi bir önüm benim için. Orada ufak bir şeyi paylaşayım. Çok çok sevdiğimiz bir fikir lideri var. Ash Moria, Lean Canvas'ın yaratıcısı. Onun bir ifadesi vardır. Problemi sev, çözümü değil. Yani orada aslında hani teknik insanlar için de bu çok zor bir şey. Çünkü yıllar boyunca bebeğiniz gibi bir çözüm geliştiriyorsunuz. Ve ondan sonra biri gelip diyor ki benim bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Yani orada hani gerçekten o çok ciddi de bir psikolojik süreç değil mi Selam? Evet, ama işte öğrenim. Öğrenim yani. Kesinlikle. O zaman yani problem tespiti, problem doğrulaması ve ondan sonra da o müşterinin acısını beraber dindirmeye çalışmak, onun için değil onunla beraber aslında olması herhalde süreci çok daha avantaj kazandıran bir hale geliyor. Evet. Peki tamam, güzel, yerelde müşterileriniz var, global açıldınız, indiriliyorsunuz, kullanılıyorsunuz. Ve bir noktadan sonra hani ya bu girişimin geleceği ne olacak, nereye gidiyoruz mutlaka düşünceleri başlıyor. Ve günün sonunda işte bir exit hikayesi var. O sürecin taşları nasıl döşendi ve bu nasıl gerçekleşti? Yani şöyle, şimdi tabii ki kendi kendini finanse eden bir girişimseniz eğer, bir noktaya kadar büyüyebiliyorsunuz. Yani bunu kabul etmek lazım. Tabii ki hani ilk günden çok büyük yatırım alıp büyüdüğünüz zaman bunun riski de var. Yani şey de yapabilirsiniz, başarılı olmaya da bilirsiniz. Zaten gördüğümüz oranlara da baktığımız zaman aslında hani yatırım beraberinde başarıyı getirir diye bir şey söyleyemeyiz. Bununla beraber eğer kendi kendinizi finanse ediyorsanız tabii ki bir noktadan sonra hani şey yapıyorsunuz, kendi gücünüzle bir yere kadar getiriyorsunuz ve artık o ürünün yaşam eğrisinin tepesine geldiğinizde ya içeriye ekstra bir yatırım alacaksınız ya işte bir şekilde bir yere pivot edeceksiniz. Bir değişiklik, radikal bir hareket gerekiyor devam ettirebilmeniz için varlığınızı. Biz orada hani sağlıklı bir platforma, güzel bir kullanıcı bazına ulaştığımızı fark ettiğimiz zaman tamamen tesadüfen bir aracı firma bize ulaştı. Zaten arada sırada böyle şeyler var. Hani girişimleri yoklayan bazı aracı firmalar var. İşte pazar yerleri vesaire var globalde. Bize böyle arada sırada mesaj atıyorlar da şirketinizi satmak ister misiniz falan diye. İşte sonra işte bizim böyle ya biz ne yapsak diye düşündüğümüz bir zamanda öyle bir e-posta geldi. İlgilenir misiniz? Biz şirketinizde değerlenebilecek ve satılabilecek bir değer görüyoruz dediler. İyi peki değer şey yapın, değerleyin dedik. Sonra değerlediler. Baktık ortaya bir rakam çıkıyor. Dedik tamam, biz belki daha iyisini de alabiliriz. Öyle satış sürecine doğal olarak girmiş olduk. Yani zaten aslında bazı şeyler biraz böyle tesadüfen oluyor gerçekten. Yani o hani su yolunu buluyor bir noktada ve bir şeyler karşınıza çıkıyor. Bizde de öyle birazcık aslında tesadüfen gelişti bazı süreçler. Günün sonunda buyurun.
çok pardon. Yatırım alan ya da bootstrap şirket arasında çok temel farklılıklar var. Bizim önceliğimiz her zaman karlılıktı, verimlilikti. Ya yani biz minimum eforla maksimum değeri nasıl yaratırız? Biz şeyi hatırlıyorum, İlke'yle San Francisco'ya gitmiştik, Saster konferansına. Çok orada konferans. İşte konuşuyorduk insanlara, diyorduk ki işte biz şöyle karlıyız, işte şöyle falan. Bu kötü bir şey diyorlardı. Hani karlı olmak, neden büyümeye para yatırmıyorsun, neden ekside değilsiniz, neden arttasınız? Biz böyle çok şaşırdık. Allah, ekside olmak kötü bir şey değil mi? Ama yani yatırım, büyüme odaklı olduğumuz zaman çok farklı oluyor matematiği işin. Neden onu söylüyorum? Biz satış, bizim her zaman amacımız bunu kendi kendine yeten, çok az eforla değer yaratan. Biz en sonunda İlke'yle sadece ikimiz ve haftada birkaç saat ayırarak kendi kendine çalışan sistem kurmaya başladık. Bizim amacımız buydu. Ve bu çok satılabilir bir şey. Çünkü o kadar maliyet düşük ki, yani zaten kendi kendine çalışıyor sadece işte birkaç şey yapacaksın. Ve büyüyor. En güzel tarafta büyüyor. Biz bu noktaya gittik ama bu noktaya gittik. Yani bootstrap olmasaydık bizim önceliğimiz bu olmazdı. Bizim önceliğimiz agresif büyüme olurdu. O zaman da iş çok farklı. O zaman böyle hani onlarca insanın çalıştığı, yüzlerce insanın çalıştığı bir yapıya doğru evrilirdi. Biz tam tersine, hani biz küçüldük. İki kişinin haftada birkaç saatle sürdürebildiği bir yapıya dönüştürdük bunu. Şimdi belki çok seksi gelmiyor bu kulağa ama aslında baktığınız zaman hani o İşte hani yaşam tarzı işi, lifestyle business evet. diyorlar ya aslında biz biraz ilkeyle karakter olarak da oraya eğimli insanlardık. Yani çok satılabilir bir hale geldi. Yani al anahtar teslim kullan dedik biz şeye, sattığımız kişiye. Burada aslında girişimcinin hani söylediklerinizden girişimcinin yolculuğa çıkarken ki motivasyonu ve kendisini tanıması da çok önemli. Evet. O yolculuğu nasıl devam ettireceği ile alakalı olarak bunların hepsi önemli bir sinyal veriyor. Ve baktığımız zaman aslında 2012, 14, 15'te konuştuğumuz hani karlılık kötü bir şeymiş gibi konuşulurken günümüze geldiğimizde aslında evet. karlılık daha önemli hale geldi. Para kısıtlı olduğu ortamda bootstrap'in aslında önemini daha da anlamış olduk. Peki burada farklı platformlardan bahsettiniz. O platform deneyimlerimizi biraz açar mıyız? Yani hani confidential değilse belki isim verebiliriz. Hangi platform üzerinden oldu, nasıl oldu? Tabii. Farklı platformları nasıl karşılaştırdınız? Bize ilk ulaşan Effie International diye bir şirketti. SaaS şirketlerin satışında deneyimli bir yapı. İlk onlar değerleme yaptılar. Yani böyle çok çalışma tarzını çok... Yani çok beğenmedik açıkçası. Bazı şeyler eksik gibiydi. Böyle değerlemede istediğimizin biraz daha altındaydı. Sonra Micro Acquire'da bir listeleme yaptık. O sayede çok şeyle tanıştık. Potansiyel çok alıcıyla tanıştık. Ve ne kadar çok alıcıyla tanışıp ne kadar çok kendinizi anlatırsanız aslında kendi sunumunuzu da o kadar geliştiriyorsunuz. Çünkü yatırımcı sunumu yapmakla şirketi satmak üzere bir sunum yapmak gerçekten çok farklı. Zaman içinde bunu da görmüş olduk. Micro Acquire bizim hani kendi sunumumuzu güzelleştirmemizi sağladı. Sonrasında Micro Acquire'de tanıştığımız alıcılardan biri bize Empire Flippers'dan bahsetti. Ve biz sonrasında Empire Flippers üzerinden satışı gerçekleştirdik. Hakikaten hani çok düzgün bir yapı var. Özellikle hani mikro satışlar açısından işte Amazon işleri ya da ona benzer e-ticaret işlerinin satış açısından çok iyi bir platform Empire Flippers. Çok güzel. Orada peki sürecin bütününe baktığınız zaman hangi aşamalardan geçtiniz? Anahtarı teslim edene kadar ki süreçte hangi karar noktaları vardı ve zorlandığınız işte... Türkiye'de yerleşik olmanız veya yani şirketin statüsünü nasıl da hatırlamıyorum ama orada karşılaştığınız hukuki bariyerler veya finansal bariyerler var mıydı? Yani biz birden fazla hukuki yapı üzerinden ilerledik ama yani ne yazık ki şunu söylemem gerekiyor ki globaldeki alıcılar özellikle de hani biraz daha şeylerse nasıl diyeyim çok büyük böyle holding şirketleri vesaire değillerse Avrupa'da ya da Amerika'da kurulmuş şirketleri almayı daha çok tercih ediyorlar. Türkiye'nin yasalarını bilmedikleri ve buradaki ortamı bilmek istemedikleri için çok şey yapmak istemiyorlar. Ona girmek çok istemiyorlar. Bizim de zaten Amerika'da bir şirketimiz olduğu için süreçler bizim açımızdan bir noktada daha kolaylaşmış oldu. Ama yani teknik tarafta devir aşaması bizim tahmin ettiğimizden çok daha uzun sürdü. Yani bakılınca bir 6 aylık ticari bir aşama vardı. Hani istediğimiz tarzda bir teklif almamız 6 ayı buldu. Sonrasında devir de 5 ay sürdü. Yani el sıkıştıktan sonra devir 5 ay sürdü. Yoksa. Peki o süreç, devir sürecinde tabii girişimin seyri nasıl oldu? Hani bir taraftan girişim elden çıkıyor ama hizmet verdiğiniz müşteriler var. Nasıl yönettiniz o süreci?
Yani çok zorlanmadık aslında değil mi Selim orada? Çünkü otomatiğe bağlamıştık zaten birçok şeyi. Evet, yani onlar bizi hani fiilen görmedikleri için zaten onlar pek bir şey hissetmedi. Yani ben sadece satıştan sonra vicdanen rahat olmadığım için bir 3 hafta daha teknik destek vermeye devam ettim. Yani müşterilere teknik destek vermeye devam ettim. Yumuşak bir geçiş sağladık. Ondan sonra yani müşterinin çok bir şey hissettiğini zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi kendi kendine zaten çalışan fazla bakım gerektirmeyen bir servis olduğu için... Orada peki işin teknik aktarımı süreciyle alakalı olarak biraz detay vermek gerekirse evet, yani orada sonuçta işte kodlar var, arkada çalışan sistemler var, bir sürü şifreler vesaire evet, var. Yani. Onların güvenli bir şekilde aktarıldığını ve herkesin haklarının korunduğundan nasıl emin oldunuz? İşte bu platformlar nasıl yardımcı oldu? Aynen. Yani hani biz bireysel olarak birisini bulsaydık yapamazdık bu işi. Çünkü arada bir hani garantör olması lazım. İşte Empire Flippers'ın aslında oynadığı rol o. Hep onlar aracıydı. Yani biz mesela atıyorum bir API şifresini doğrudan alıcıya değil şeye yolluyorduk. Empire Flippers'a. Onlarda hani öyle bir iletişim kanalımız vardı. Çok çok iyi işleyen bir sistem. Yani öyle bir şey. Yani git şey gibi düşün. İşte hani gitti gidiyorum zamanında getirdiği satış sistemi gibi düşünün. Escrow hesabı mantığı. O olmasa yapamazdık yani. Yapamazdık. Bütün her şeyi onlar hallettiler. Yani hukuki her şeyi hallettiler. İşte devir aşamasında dediğimiz gibi bir sürü şey var yani. Bir sürü şifre var karşı tarafa aktarılması gereken. Onlar işte aracı alıyor, Empire Flippers alıyor. Ondan sonra da işte doğru şekilde alıcıya aktarıyor. Yani alıcıyla satıcı arasında bir kanal görevi görüyorlar. O zaman yani bu süreç içerisinde onların almış olduğu işte potansiyel hizmet bedelleri, komisyonları hepsi helal olsun diyorsunuz yani gayet. Yani çok pürüzsüz geçmedi. Evet. Yani. Ya arada bazı sıkıntılar oldu tabii. Sıkıntılar olmadı değil ama sonuçta bu da anladığım kadarıyla çok yeni bir sektör. Yani yeni yeni gelişiyor. Onlar da geliştiriyorlar kendilerini. Dolayısıyla belki bundan birkaç sene sonra daha pürüzsüz olacaktır. Biz biraz bizim tip hani AI tabanlı SaaS deneyimleri aslında çok yoktu. Daha çok böyle Amazon tipi şirketleri satıyordu. O yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Yaşamadık değil. Ama yine de yani çok yani sahilerinde sattık yoksa satamazdık. Tabii yani. Aynen. Süper. Şimdi o zaman bir bir rütbe aldık diyelim. Bir exit yapmış olduk. Bundan sonraki yolculuk nedir? Ve tabii ki baktığımız zaman çok daha fazla bilinç seviyesiyle beraber girişimcilik anlamında, yetkinlik anlamında ve profesyonel tecrübe anlamında çok daha farklı noktasınız. Bundan sonra nereye gitmeyi hedefliyorsunuz? Onu biraz paylaşır mısınız? Yol haritası netleşti mi? Yani şöyle birazcık daha girişimcilik ekosistemine yönelik bir şeyler üzerine çalışmaya başladık. Bu arada yani bizimle sohbet etmek isteyen arkadaşlar olursa şu anda müşteri keşfi dönemindeyiz. Ekosistem paydaşlarıyla sohbet ediyoruz. Yatırımcılarla da, girişimcilerle de sohbet ediyoruz. Birazcık hani ihtiyaçları anlamaya çalıştığımız bir dönem. Bakalım sonunda ne çıkar? Bilmiyoruz. Yani erken aşama girişimleri biz empati kurabiliyoruz o yollardan geçtiğimiz için. Ve girişimcinin halinden girişimci anlar diyoruz. Dolayısıyla onlara yardımcı olmak istiyoruz. Şu an bir iş modeli gibi yani çok kurgulamıyoruz. Biraz öğrenme aşamasındayız. Ama hani çok fazla metodoloji ve yani bilgi var etrafta. Bizce girişimciler biraz kafaları karışıyordur. Hani hangisini kullansak hangisi gerçekten işe yarıyor falan. Biz kendimiz onları biraz bir metodolojik bir hale soktuk ilkeyle. İsmini de Seven Fit Framework dedik. 3 tane değer önerisi ve 4 tane de büyüme varsayımlarını doğrulayan bir mekanizma kurduk. Şeyde konuşabiliriz. Şu an hani şey düşünüyoruz, gerçekten işe yarar bir metodoloji kurgulayıp bunu anlatımı kolay bir şekilde kitlelerle paylaşıp değer yaratabilir miyiz? Biraz ya ürün pazar eşleşmesine giden yolda erken aşama girişimcilere destek olabilir miyiz? Aynen. O zaman bu noktada şimdi Bursa'da girişimcilerimize de açık davet. Evet evet açık yani aynen bizimle sohbet etmek isterlerse, bizim keşif sürecimize destek olmak isterlerse LinkedIn'den ikimize de ulaşabilirler. Çok memnun oluruz gerçekten. Süper. Ben o zaman bu süreci çok hızlı bir şekilde programımıza da sadık kalaraktan özetlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Girişim Fabrikası mezunumuz olarak da bu yolculuğun başında en azından yanınızda olmuş olmak da bizler için mutluluk verici. Umarız yolculuğun yeni aşamasında da yani girişimcileri destekleme aşamasında da beraber çalışma fırsatımız oluyor. Biz de açıkçası sizler bunu yapmak istediğiniz için heyecan duyduk. Dört gözle de bekliyoruz. Bu noktada paydaşlarımızdan herhangi bir soru varsa SaaS girişimcilerimizin yolculuğunda hakkında hemen onları almak isteriz. Lütfen. Bir ego tarafı.
borca dönüştü. Çalacağın sayısı işte 50 tane çalışacağınız var, 100 tane var. Ama siz burada etkili, sürdürülebilir bir model oluşturuyorsunuz. Bu süreçte hangi zorluklarla karşılaştınız ve değerleme aşamasında olumsuz etkiledi mi çalışan sayısı nasıl oldu? Ben hemen değerlemeye cevap vereyim, sana bırakayım Selim. Şöyle aslında değerleme aşaması, yani şöyle dedim ya, yatırımcı sunumu yapmakla şirketi satacağınız insanlara sunum yapmak bir hayli farklı oluyor. Aslında bir şirketi satın alırken özellikle böyle biraz daha bizimki gibi mikro satışlarda şirketin ne kadar otomatize olduğu ve ne kadar az insanla ne kadar çok iş yaptığına bakıyorlar. O yüzden aslında sorulan sorulardan biri şu: kaç kişi haftada kaç saatini harcıyor? Siz burada aslında ne kadar az insanla ne kadar çok iş yapabildiğinizi kanıtlarsanız şirketinizin değeri o kadar artıyor. Öyle bir ters bir şey var orada, ters orantı var. Yani VC ile yapılmayacak bir diyalog bu. Çok farklı yani, bunu diyorum. Benim açımdan da en büyük sıkıntı hız. Çok yavaşsınız çünkü küçük bir ekipsiniz, öyle çok esnek değilsiniz. Çok ciddi önceliklendirmeniz gerekiyor. Bu da çok yorucu bir şey. Bilmiyorum, insanın beynini çok ciddi yoran bir şey bir önceliklendirme. Her gün sürekli önceliklendiriyorsunuz. Neyi yapmamalıyız, neyi yapmalıyız falan. Bu bizi çok yordu. Bir bootstrap girişimcinin itirafları. Evet. Ya hız, en büyük problem hız. Yavaşsınız. Çünkü yani arabanın motoru güçsüz, benzin de az. Yani o B noktasına gitmek için yolu çok iyi planlamanız lazım. Teşekkürler. Yani şöyle, aslında tabii ki değişiyor. Şimdi mesela bizim motivasyonumuz dediğimiz gibi, biz şirketin belirli bir noktaya ulaştığını fark ettik ve hani ya tamamen radikal bir şey yapacaktık ya da şirket düşmeye başlayacaktı. Biz o yüzden hani zirvedeyken şey yapmak istedik, vedalaşmak istedik. Bizim motivasyonumuz oydu. Alıcı tarafında da şöyle, mesela farklı farklı alıcılarla konuştuk. Bazı alıcı gruplarında SaaS işine girmek gibi bir motivasyon oluyor. Biz SaaS olduğumuz için ve büyük oranda süreçleri otomatize edip güzel bir teknik platform oluşturmuş olduğumuz için onların ilgisini çekti. Bazı firmalar şeyle ilgilendiler. Biz e-ticaret sitelerine hizmet veren bir yapıydık ve de Shopify'a entegreydik. Orada bir şeyimiz vardı, müşteri bazımız vardı. Bazı yapılar hani dediler ki biz Shopify'a girmek istiyoruz ama hani kendimiz bir eklenti tasarlamakta zorlanıyoruz. Hani siz burada güzel bir uygulama yapmışsınız, sizi alalım diyenler vardı. Bazıları şey yapmak istedi, mevcut işlerinin bir yan kolu olarak bizi almayı düşündü. Yani bir şekilde hani SaaS olmasa bile SaaS'a benzeyen modeller üzerine iş yapıyorlardı ve ona bizi eklemlendirmek istediler. Öyle farklı farklı motivasyon kaynakları vardı alıcılarda. Bir de yapay zeka destekli olmamız da çok pozitif. Yani şöyle, yoruluyorsunuz. Hani çünkü yani girişimcilikle ilgili çok az konuşulan şeylerden biri, girişimcilik aslında psikolojik bir süreç. Yani hani burada hep işte yatırımdır, şudur, budur, bir sürü şeyden bahsediliyor ama günün sonunda takım ve kurucu ortakların psikolojisi burada çok önemli. Biz de bir süreden sonra yorulduk. Yani hani çok net bunu söyleyebilirim. Bilmiyorum Selim, sen ne dersin? Yani çok psikolojik olarak yıpratıcı bir süreç. Çok yalnızsınız. Girişimci insan yalnızdır. Hani böyle ortamlarda beraber oluyoruz ama bunlar çok nadir ortamlar. Yani evet, katılıyorum. ve gerçekten hani girişimcilerin bu anlamda da birbirleriyle dertlerini paylaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu seneler sonra hissettik. Yani gittikçe yalnızlaşıyorsunuz. Ve biz de tabii şeyden de koptuğumuz için, o hani işte yatırım ekosistemi, hani ondan biraz daha ayrı kaldığımız için biz iyice kabuğumuza çekildik. O evet, biraz negatif etkisi oldu. Teşekkürler. Yani şöyle, kendi kendini finanse etme ya da bootstrap denilen kavram her iş modeline uygun bir kavram değil. Yani özellikle mesela donanım girişimleri için çok 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 zor. Yani eğer bir şekilde şey yapabiliyorsanız, kendi içinizde kurucu ekipte düşük maliyetle bir MVP geliştirip o MVP'yi bir şekilde satıp
İşte bir ciroyu garanti edebiliyorsanız ve özellikle işte aylık hizmet bedeli ya da aylık üyelik bedeli gibi her ay garantili bir ciro yapısına, bir nakit akışına ulaşabiliyorsanız o zaman evet, yani kendi kendinizi belirli bir süre finanse etmeniz mantıklı olabiliyor. Ama bunların dışında bir iş modeliniz varsa o zaman çok zor. Yani şey yapamazsınız, kendi kendinizi finanse edemezsiniz. Hayalinizdeki değer önerisini gerçekleştirmek için yatırım gerekiyorsa evet, gerekmiyorsa hayır. Yani yatırım almak zorunda değilsiniz. Yatırım kötü anlamda söylemiyorum ama hani gerçekten ihtiyacınız varsa o kendinize. Çünkü çok ciddi bir mesai harcadığınız bir şey. Siz de hani pitchleri hazırlamak kolay değil yani. Bir de her kitle için başka pitch hazırlıyorsunuz falan. Hani gerçekten oradaki yatırıma değmesi lazım. Yani onu gerçekten gerekliyse bence kendinizi zorunlu hissetmemeniz. Bilmiyorum, biraz aykırı olabilir belki bu ortam ama. Aykırı olması için bu oturumu yaptık aslında. Yani şöyle düşünün, sonuçta yatırım almak demek halka açılmamış şirketinizden hisse satmak demek. Ve orada da o hisseyi gerçekten neden satacağınızdan emin olmanız lazım. Yani eğer amaç büyümekse ve siz o hisseyi satmadan büyüyemiyorsanız tabii ki. O zaman mutlaka yatırım alın. Ya da eğer çok akıllı bir para geliyorsa ve o yatırım grubu paranın dışında bazı avantajları da size sunabiliyorsa tabii ki o zaman yatırım kararı çok kritik. Bununla beraber hani çok iyi düşünmek lazım gerçekten. Ben neden yatırım alıyorum? Yatırım almadan da bunları başarabilir miyim? Hangi aşamada yatırım almam daha mantıklı olur gibi şeyleri çok iyi düşünmek gerekiyor bizce. Bol şanslar dileriz. Başka sorumuz var mı? Buradayız zaten, sohbet ederiz. Evet, ben bu keyifli sohbeti çok teşekkür ediyorum. Yolculuğunuzu bizlerle paylaştığınız için yeni aşamalarını dört gözle bekliyoruz. Umarım sizler için de yenisi eskisi kadar, en azından ilk kadar da eğlenceli ve öğretici olur. Teşekkür ederiz. Ekosisteme de faydası olur. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şöyle alalım. Şimdi... Evet, kıymetli misafirlerimiz, hepinize katılımınız, sabrınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün kıymetli paydaşlarımızla beraber gerçekleştirmiş olduğumuz teknoloji girişimcileri için yatırım hazırlık programının demo dayını tamamlamış olduk. Umarız yeni yılda da yeni etkinliklerle beraber bir arada olma fırsatımız olur. Tekrar katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. 2023 yılının sizler için, girişiminiz için ve kurumlarınız için çok güzel bir yıl olmasını dileriz. Sağlıcakla kalın. Çok sağ olun.